Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Muhtemelen tek serilik yani tek videoluk bir oyun olacağını düşünüyorum. Oyunumuzun ismi Dead and Takes Tek Tek. Öyle bir şey herhalde, ben ve mükemmel İngilizcem. Çok sevgili Twitch chatimizle beraber oyunumuzu oynuyoruz. Twitch chatim hemen kameramın altında size çok selam söylüyorlar. Hemen hemen bakın şuradalar, çok çok selamları var size. Oyunu kısaca anlatmam gerekirse biz Azrail'iz. Anladığım kadarıyla maaşlı bir çalışan falan herhalde, ne bileyim yani. Bürokratik Azrail görevin başlasını falan dedi. Bu karşımızda görmüş olduğunuz kişi Kader'miş. Twitch entegreli oynuyoruz. Entegre olacak mı bilmiyorum. Ayarlarını yaptım ama iyi seyirler diliyorum. Beğenirseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. YouTube videolarımda çok az yorum var. Bu benim kalbimi çok kırıyor. Lütfen yorum yapın, bir de beğenin, tamam mı? Teşekkür ederim. Ölmek için ünlem öl, tamam mı? Yaşatmak için de ünlem yaşa. Yaşa yaptım. Oylama süresi 30 saniye. Okey. Ay çiçek lazım. Ay çok tatlı. Bu. Bu. Bu olalım mı? En renkli Azrail biziz bu arada. Tamam. The new spawn has awoken. Sonunda yeni doğumu uyandı. Biz yeni doğumuz. What a momentous day. I am honored to welcome you into our world. Spawn. Hang on. Spawn number 3-2. Doğma ne? 32. Az. I am fate. Ben kader. I am the keeper of world order. Koruyucusuyum. Neredeyim? Bu da ne? Ben neyim böyle? Merhaba, tanıştığınızda memnun oldum kader. Basit bir 32 olmakla pek ilgilenmiyorum. Kader olabilir miyim? Ah! Ne der ki acaba? Şaşırdık, bizi yarattı bu. Tövbe. Lan Allah mı bu? Yok, kader diyor. Lan kafam karıştı ya. Arkadaşlar. Kim bu? Ben neyim böyle? You are the Grim Reaper. You are death. That is pretty cool. Kesinlikle çok havalı. Devam. Welcome to your new job as an overseer of Cosmopolis City Subdivision 4. The Sun County Wine Region. Siktir. Bir dakika. Bir dakika lan. Benim şöyle bir şeyim vardı. Allah'ım, bunu takacağım. Gün gelecekmiş, gördünüz mü? Allah'ım, olmadı. Çok çirkin oluyor arkadaşlar ya. Oldu mu lan? Bir şey deyin. Bence oldu. Allah'ım. İşte bugün geldi. Bugün gel. Biliyordum. Bunu bir gün kullanacağımı biliyordum ya. Biliyordum. O kadar para vermiştim buna ya. O kadar para vermiştim. Yes be. Sonunda kullandım. Devam. Güneş Eyaleti Şarap Bölgesi Kozmopolis Şehri Alt Bölüm 4'ün gözetmeni olarak yeni işine hoş geldin. Hoş bulduk efendim. I know what you are thinking and yes, your assignment is choosing humans who have to die. Pretty standard stuff. Ne düşündüğünü biliyorum ve evet, senin görevin ölmesi gereken insanları seçmek. Oldukça ben mi seçeceğim? Tabii efendim. As it is your first day, try to get to know the system and do not destroy the world, yes? Gallows humor, you see? Right. Bayağı eğlenceli. Clear? Bekle, insanları öldürmek zorunda mıyım? Bunun için hazır değilim. Tamam, sen ne dersen o patron, bunun için ödeme alacak mıyım? Ne ödeme, salak, Azrail'sin, mal. Bekle. You misunderstand. The people are already in life-threatening situations. You choose the ones you save and the ones who you do not. Remember, the fate of the world lies in your hands. Humans march towards the great dying. They always teeter on the precipice, creating endless chaos. Güzel bir oyuna benziyor, ne diyorsunuz? Devam. We keep humans from falling off. We establish the equilibrium and keep the chaos in check. For that reason, your actions will have consequences. Peki nerede çalışıyorum? Bunu yapmak için doğdum. Neden ben? Neyse ne, hadi geç şunları. Yani ukala mı olalım? Ha şey diyorsunuz ki ukala, hadi geç lan. If you want to hadi work here, you will have to change the attitude.
Ya adam ağzımıza sıçtı. I will show you your workplace. Tabii efendim. One more thing. This will be your 7-day evaluation. Kader boş yapma period. Hadi. Bir when şey daha. Bu senin 7 gün you will be assessed. Arkadaşlar 7 gün değerlendirme dönemi. Yani bayağı bildiğiniz işe gir adam bizi işe almak için şey yaptı. Ukala olmuyoruz, bunu anladık. Atar yapma. 7 gün değerlendirecekler bizi. One tamam. Week to show us what you are made of, Reaper. Boş yapma, iş göster. Bu ne amına? Ay kapa! Bu ne? Kız bu ne? Dur bekle. Bu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bu ne? Telefonumuz var lan. Bunlar açılıyor mu? Bunları böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Bu burada dursun. Kurallar. Hoş geldin ölüm. İşte kendilerini, yaşamlarını tehdit eden durumlarda bulunan insanlar hakkındaki dosyalar. Sana yerleşmen için zaman tanıyorum. Bu yüzden bugün için zor kurallar ya da talepler yok. Günün kotası bir. Bir insan ölmek zorunda. Kararını verdikten sonra bana dosyaları faksla gönder. İlk gününde iyi şanslar kader. Abi bir şey söyleyeceğim. Biz masa başı mı şey yapacağız, çalışacağız? Lan masa başı Azrail mi olur? Maşa başı çalışamam ele başı benim. Memuruz kız biz. Tamam. Mattima Oyette 39 yaşında çiftçi. Mattima Maya ve bakteri yerleştirici için özel bir çiftçidir. 39-36. Amacı küçük mikroorganizmaları, yağlar, proteinler ve şekerler üretmeni sağlayarak laboratuvar sütü imal etmektedir. Bu da büyükbaş süt endüstrisinde kullanılmaz hale getirecektir. Bir dakika. Şimdi Chase 36 yaşında efsanevi gitarist. Bak. Chase gitar sollarını deli gibi çalmayı çok seviyor. Ne kadar teknikse o kadar iyi. Parmaklarını gitar tellerine o kadar hızlı seçiyor ki kaydırıyor ki çoğu kamera ona yetişemiyor bile. Her hırslı genç gitarist adayı için bir idol. Şimdi arkadaşlar. Önce tamam mı? Mattimo için oylama açıyorum. Ünlem öl, ünlem yaşa. La hadi süre bitiyor. Ünlem öl, ünlem yaşa. Arkadaşlar süre bitiyor. Kız adam gitarist, niye öldürüyorsunuz? Arkadaşlar adam gitarist. Aaa. Mattimo mu yaşasın? Ama gitarist. Mattimo çiftçi mi yaşasın? Kanka, o zaman bir şey söyleyeceğim. Bunu öldürüyor muyuz gerçekten? Mattimo, bir dakika. Ha siz çiftçiye mi şey yaptı? Bir dakika dur, kafam karıştı. Çiftçi için mi yaptınız? Mattimo ölecek diyor, gitarist ölsün diyor. Kafam karıştı arkadaşlar. Tamam bir dakika, bekleyin. Şu an kafa karıştı. Siz az önce tam şu an Mattimo'yu oyluyoruz, tamam mı? Mattimo'nun yaşamasını istiyorsanız ünlem yaşa yazın, ölmesini istiyorsanız ünlem öl yazın. Başla. Oğlum bir şey söyleyeceğim, bunu da öldürüyorsunuz. Gitarist yaşıyor bak, Mattimo'yu oyluyoruz ha, haberiniz olsun. Mattimo ölsün diyor. Okey, Mattimo öldüreceğiz. Bizim çalıştığımız yerde sigara içiliyormuş bu arada. Eagle daha önce bir çocuğumuz kutlu olsun. Okey. Mattimo'cum sen... Ding-ling.
Evet. Kanki sen de yaşıyorsun. Kaderin odası. Oh, the new Deathspawn. Welcome. How was your first day? Kaçı seçelim lan? Kötü, birisi öldü. Gerçekten great. İyi. Tamam, iyi dedik. We ya, are gerçekten counting iyi. On your dedication. Muhteşem. You do important work, after all. Oğlum ben çok önemli bir insanım, evet. Devam. Remember, lives are on the line. Ya boş yapma, I sen yap, kapı exactly açıyorsun ha. I see exactly one person perished today, as tasked. Did you figure out the best choice? Bak burada ben bunu seçmek istiyorum. En iyisi mi? Sadece iki seçenek vardı. To be honest, I gave a simple one to begin with. There was no best choice. Sometimes none of the options are good. Not for everyone. Bazen seçeneklerin hiçbiri iyi değildir diyor. Such is the unfortunate, indisputable, incontrovertible. Ya tamam, boş keep your eye on the letter for future guidelines. Okay. A new day awaits. Okay, okay. Off you go now. Bye bye, bye bye. Burası ne? Kişisel yaşam alanı. Eve gireceğiz herhalde. Evet. Giyinim odası. Burası için bir aynaya ihtiyacım. Ne? Ne aynası, ne diyorsun ya? Ölümün ofisi. Ooo, 3. Karga haber. Süt ürünleri sanayisi şefinin yerel alternatif süt üreticisini öldürmek için kiralık katil tuttuğundan şüpheleniyor. What? Oha! Neymiş? Her ölüm için bir sebep. Denizciğim hoş geldin. Ulan be. Devam. Ölüm için. Not. Günaydın ölüm. Umarım güzelce yerleşmişsindir. İşte günün kuralları. Onları takip edersen herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Sana başka kolay bir görev daha veriyorum. Günün kotası. Mühendislik veya endüstriyel geçmişi olan bir insan ölmek zorunda. Bakın chat unutmayın. Mühendislik veya endüstriyel geçmişi olan birisi. Mühendislik ya da endüstriyel geçmiş. Mühendislik ne diyor lan? Aha, otomobil mühendisi. Mühendislik de bu. Baştan başlıyoruz. Garrett'cığım. 26 yaşında taşçı. Yerel taş ocağında taş bloklar kesiyor ve oyuyor. Hepsi bu kadar. Hayatında çok az şey oluyor. Hayali dünyanın en yüksek dağlarının bazılarını ziyaret etmek ve belki onlardan küçük bir taş parçası kesmek. Hayır arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Bak görevimiz var. Şu an diyor ki bize, neydi onun adı? Mühendis ya da endüstriyel geçmişi olan birisin diyor. Bu değil. Bunu yapıştır. Geç. Genç daha bu zaten. Ulan niye yaşlılar ölmüş gibi konuştum? Peticim, şehir dışında bir çiftlikte büyüdüm. Mezun olduktan sonra müzik alanında kariyer yapmaya karar verdi ve sonunda saygın bir şarkıcı söz yazarı oldu. Felç geçirdikten sonra parmakları artık iyi durumda değil. Ve zihninin her gün yavaş yavaş parça parça uzaklaştığını hissediyor. Çok geç olmadan bir çıkış yolu bu. Mühendis öldürmeyelim ama mühendis öldürmemiz gerekiyor. Burada diyor ki mühendis öldür. Şimdi arkadaşlar. Bak oğlum öyle bir şey değil bu. Canımlar. Bizim görevimiz var. Mühendis öldürmemiz lazım. Ya Peti ölmek istiyor da. Ama bizim... Allah Allah. Arkadaşlar ya.
Umberto için oylama başlatıyorum. Ölsün ya da yaşasın. Ünlem öl, ünlem yaşa. İki kişi öldürebiliyor muyuz? Bir dakika lan, iki kişi öldürebiliyor mu? Bir insan ölmek zorunda diyor arkadaşlar. Bir kişi öldüreceğiz. İki kişi mi öldürelim? Başla. Onun avrudun, ne yapıyorsunuz lan? Umberto Primo, 39 yaşında otomobil mühendisi. Kaderi sizlerin elinde. En az demedi mi? Vallahi ne bileyim ya. Hayır. En sanki bir insan ölmek zorunda diyor. İki mi öldürsek ki lan? Öldürek mi? Ne diyorsunuz? Onu da öldürelim. Ulan sonuçta patron biz değil miyiz? %78 oyla Umberto Primo adaya veda ediyorsun. Peti Brengar. Şimdi arkadaşlar oylama başlatıyorum. Hazırsanız Peti için oylama başlattım. Denenen, ünlem öl, ünlem yaşa. Ulan yaşasa mıydı ki ya? Niye adam bir kişi ölsün demiş? Biz niye iki kişi öldürüyoruz anlamadım ki. Yapacak bir şey yok. Konuş benimle ey öten... Ne diyor lan? Sen yaşıyorsun. Sen ya, bunu yaşatıyorum vallahi, kusura bakmayın, bunu yaşattım. Kadere patron, aynen öyle. Merhaba, ben geldim. Grim, how was the second day on the job? You do not seem to be enjoying yourself. No matter. It will pick up. İşimizi yapıyoruz, doğru söylüyorsunuz. I see many deaths in your region today. Too many. Evet, sonuçta bu benim işim. No, you must pay attention. The task said one human. No more. No less. Lan kızdı arkadaşlar. Demek ki uyumak zorundayız ona. Siktir. Siktir lan. Unfortunately, such errors mean I must dock your pay. Ödeme mi? You may leave. Bekle, ben bunun için paramı alıyorum. You are a professional, after all. Arkadaşlar para alıyormuşuz. The contract stipulates that every death gets a fair salary based on their performance accuracy. Arkadaşlar bu saatten sonra işimizi ciddiye alıyoruz çünkü biz maaşlı bir azoyuz. Marking profiles correctly is the most important task. If you mark more or less than necessary, you will not get your fee at all. Tamam. Errors in secondary tasks will reduce the total, even if. Tamam, boş yapma. Yes. You will be getting back pay for the missing day. Vallahi great harika indeed. Geliyor. We could use more spawns with your attitude. I appreciate the enthusiasm, generally. Tamam, kural. Do follow the tamam rules. Arkadaşlar, bakın. Kedi mırıldanıyormuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar, işin ciddiyetini, bak işin ciddiyetini... Oy! Mahzen dediler. Mahzene gidiyorum ben. Bura nere lan? What ho, customer! Welcome to Quartermaster Mortimer's Plunder and... Hoş buldum. As you may guess, I am Mortimer. Yeah. The famous, nay, infamous Quartermaster. You jest. I once scoured many sea and land, alleviating merchantmen from the burden of excess wealth. Aye, ye are visiting me ultimate dream. Browse at your will. Tamam, bakacağım. Bu ne? Kasvetli merak alet. Bu ne lan? Güzel bir takı verirse papyonlu giyim. Başka? Ayna. Hayır. Başka bir şey yok mu lan?
Ne alacağız burada anlamadım ben ya. Çıkıyorum, eve gidiyorum ben ya. Ayna mı lazımdı? O ayna mıydı o? Oğlum reflektör diyor. Ver. Oh, tis one once upon plundered the lot, built the covers it and I. Aynen ver, gideceğim ben. Asansöre dön. Bu yemin ediyorum tam sokak serserisi. Biz işte bu. Bence iyiyiz. Ben değişmek istemiyorum. Ama nasıl çıkacağım buradan arkadaşlar? Ha, her gün kıyafet değiştirebiliyorum. Bugün böyle gideceğim işe. Tamam. Tamam, günaydın. Tamam, işimizi ciddiye alalım arkadaşlar. Oo, para. Karga haber. Araba üretim tesisindeki arızalı inşaat robotu mühendis ezerek korkunç bir kazaya sebep oldu. E1'ini daha öldürdüm, o niye çıkmıyor? Tamam. Ölüme mektup. Arkadaşlar bakın, iki kişi öldürmek zorundayız, tamam mı? Lütfen biraz işimizi ciddiye alalım. Günaydın ölüm. Gerekenden biraz daha fazla insanın hayatta olduğu yeni bir gün doğdu. Bir Azrail olmanın montajlaşabileceğini biliyorum. Ama bunu insanlardan çıkarmamalısın. Lütfen kurallara uy ve bana faxlamadan önce uygun sayıyı da profil seç. Günün kotası 2. 2 insan ölmek zorunda. Bu arada şeyimiz yok. Neydi onun adı? Kriterimiz yok. Biz seçeceğiz. Aynı tas aynı adam. Okey. Bakalım en uygun kişiyi seçeceğiz. Şimdi ben şunu alayım. Oğlum para ses çıkartıyor. İri 36 yaşında, çok sinirli. Ayrıca aşırı derecede yozlaşmış ve şiddete eğilimli. Profesyonel bir sınır muhafızı olmak yerine sınır bölgesinden geçen herkesi taciz ediyor. Çoğu zaman bazı eşyalarını rüşvet bahanesiyle çalışıyor. Orospu çocuğu. Bu ölecek. Bunu öldürelim. Kulumba Hunter. Ya bu bir şey söyleyeyim mi? Birinciyi seçtik bu arada. Kulumba, Columba bugünlerde saygın bir yolcu uçağı pilotu olarak çalışan seçkin bir savaş gazisi. Mutlu bir evliliği ve 5 çocuğu var. Bir hobi olarak Columba dini yapıların tarihe son derece ilgili. Tamam, şimdi bir dakika. Ben size oynamaya seçeceğim. Bu yaşasın abi. Bunu şimdi bak, bu pilot. Eğer bunu öldürürsek, bunu yanlışlıkla uçak kazasına falan öldürürüz, komple bir Boeing uçağını patlatırız, gerek yok. Bu yaşasın, bunu yaşayacaklara koyalım. Christy Kapel, 38 yaşında öğrenci. Ablacığım 38, aynı ben. Aynı ben. Ömür boyu öğrenci. 38 yaşında, bu ben oğlum. Ömür boyu öğrenci. Christy'nin sıkı öğrenme sürecini durdurmaya niyeti yok. Hatta 4. lisans teziyle çok önemli bir ilerlemenin eşinde olabilir. Bu ben değilim. Bu... Bekleyelim. Tamam, bunu bekletelim. Marianne Stijon, 26 yaşında, ofis asistanıymış. Marianne bir finansal teknoloji girişiminde çalışıyor. Patron ondan hoşlanıyor. Çünkü Marianne her zaman var olmayan bir bütçeyle eğlenceli takım etkinlikleri düzenlemeyi başarıyor. Ne yapıyor ki? Evdeyken YouTube'dan sürekli çevre belgeselleri izleyip beyaz bir at üzerinde ki saygın onun ayaklarını süpürdüğünü hayal ediyor. Örgü örmeyi... Bir dakika oğlum, bu örgü örüyormuş lan. Bir dakika oğlum, bunlar çok masum ya. Bartemio 54 yaşında. Pozisyonu guruymuş. Bartemio tatildeyken kökeni şüpheli küflü peynir, Konya'ya gelmiş küflü peynir yemiş arkadaşlar. Ruhsal bir uyanış yaşamış. Şimdi zamanının yeni keşfettiği bilgeliği dinlemeye istekli olan herkesi yaymakla geçiriyor. Şimdi bir dakika. Şimdi bu yaşıyor. Tamam mı? Pilot yaşasın.
Bu peki şeye ne diyorsunuz? 38 yaşındaki öğrenciye ne diyorsunuz? Bir de bu var. Bak bunları, bak şunların arasından seçeceğiz. Hangisi sizce? O zaman şöyle yapıyoruz. Tamam, bekleyin. Küflü peynir yiyerek bilgeliğe erişen adam için oylamayı başlatıyorum. Yaşasın istiyorsanız ünlem yaşa, ölsün istiyorsanız ünlem öl yazıyorsunuz. İki kişi öldüreceğiz, bir tanesini biliyoruz. Bakın iyi seçin arkadaşlar. Daha iki kişi daha oylayacağız. Daha iki kişi daha oylayacağız. Bu arkadaş ki oğlum niye öldürüyorsunuz ya? O zaman oylamaya gerek kalmadı ki. Bir tanesi zaten belli. Siz herkesi öldürüyorsunuz la. Ya chat kafayı yedi ya. Aga. Peki. Christie, ünlem oy, şey öl, ünlem yaşa. Ha yok lan bak buna yaşa diyorlar. Buna bilinçli. Tamam lan bilinçli yapıyorsanız sıkıntı yok. Ben herkese ünlem öyle yapıyorsunuz zannettim. Tamam. Okey. Tamam. Ben benimle taşak geçiyorsunuz zannettim. Özür dilerim chat. Tamam bu yaşıyor. Bu ölüyor. Bu yaşıyor. Şimdi bu ölüyor. Bu ölüyor. Bu pis bir adam bu. O zaman bu da yaşıyor mantık olarak. Tamam, ver kalemimi. Yaşa. Öl. Bir dakika. Bu da ölüyordu. Bunlar yaşıyor. Yolla. Oğlum para alacağız. Şu an var ya zengin olduk. Çok kişi öldürdük. Patron ben geldim. Grim, my latest Güzel oldu. spawn. 3 days you have been with us. How do you Mükemmel. feel? Lan vampir misin geri zekalı kendimi sürekli aç hissediyorum. Mükemmel. Şimdi bak ben size şunu sormak istiyorum. Biz azı olarak yaptığımız işten memnun muyuz arkadaşlar? Bana onu söyleyin. Biz yaptığımız işi seviyor muyuz? Ne diyorsunuz? Seviyor muyuz? O zaman bu. Excellent. That is what I hoped to hear. As you may imagine, it is important to keep morale up in our line of work. Devam et, boş yapma. Now, let me take a look at the files you sent Hadi me. hadi. Right. Everything looks to be in order. You have followed the rules and marked the correct amount of profiles. Ben ve küçük azolarım. 329 tane azom. Ben ve diğer azolar There hallettik. really is not much else to say. You may leave. Para? See you tomorrow. Para? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yanlış yapsak da 300 para verdi. Minik azolar. Tamam okey sıkıntı yok. İyiyiz iyiyiz. Ben uyumaya gidiyorum. Sonlandır. Vaa dolandırıldık. Vaa. Dur bak. Oh. Kargo haber. Pilotun ustaca çabaları sayesinde uçak kazasındaki herkes hayatta kaldı. Oğlum arkadaşlar. Pilotu öldürsek. Bu para da bir sıkıntı var yalnız bak ben size söyleyeyim bu para ötüyor. Yarının
bilimi üniversitede skandal. Başka bir tezin daha çalıntı paragraflarla ve hatalı dosyalar olduğunu tespit edildi. Sınır muhafızı görünüşe göre aşırı derece sarhoşken çöle gitti. Her izleyeni tespit edilemedi. Çölde kutup ayısı dıdıt 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 dıdıt. Ooo arkadaşlar. Paralar ya ha. Şimdi benim yazı tutram sizsiniz. Beraber karar veriyoruz sizinle. Bugün dışarıya baktın mı? Yağmur yağıyor. Saatlerdir yağıyor. İçimdeki umutsuzluğa eşlik etmeye uygun bir yağmur. Pekala, işte senin için bazı kurallar. Günün kotası, 3 insan ölmek zorunda. Başka bir gün, başka bir ölüm. Hadi bakalım. Tamamen biz seçiyoruz arkadaşlar şu an. Okuyoruz. Kira Erinmore, 40 yaşında özel şoförmüş ablamız. Kira başlangıçta ekstra paraya ihtiyaç duyduğu için ortaklaşa araç sürücüsü oldu. Kısa süre sonra kaçamak ve defansif sürüş tekniklerinde ekstra eğitimden geçmeyi gerektiren lüks anne eğitime gelmeyen şoförünü yükselen fırsatı buldu. Bugünler direksiyon başında kendini çok havalı hissediyor. Normal bir abla yani kötü bir insan değil. Kötü değil. Jack'cim. Jack harika ve kibar bir hayat yaşadı. Üniversiteden mezun olduğundan beri 7 yıldır yerel pancarlar ve kardeşler danışmanlık firmasına çalışıyor. Son zamanlarda ofis işçisi olmaktan kurtulmak için hayatı iyileştirmenin bir yolunu arıyor. Ölüm seni izliyorum. Bu profili yaşayacak olarak işaretle verirsin kader. Ne diyor lan bu? Kaç kişi seçecektik biz? 3 kişi mi? 3 insan ölmek zorunda. Frederick, 58 yaşında ve keşişmiş arkadaşlar. Frederick bütün gününü manastırda el yazmaları yazarak geçiriyor. Matbaa yüzyıllar önce icat edilmiş olmasına rağmen elle yazılan metinlerin en saf olduğu konusunda ısrarcı. Oğlum bunların hepsi şey, iyi insanlar. Ne diyorsunuz? Aha, bak bunun suratında pislik var. Yetişkin filmi. Aha, pornocu. Pornocu mu lan bu? Blair 50 yaşında estetik cerrah yetişkin filmi. Blair doktorluk mesleğini çok bir hobi olarak görüyor. Daha çok hobi olarak görüyor. Çeşitli yabancı ülkelere seyahat etmekten ve kısa film çekmekten hoşlanıyor. Düzenli seyahat gündemleri göz önüne alındığında 3 farklı ülkede eşi var. Bak bu ölüyor. Pezeven karısını aldatıyormuş. Bak bu bad boy. Stewart'cım 41 yaşında meyhaneciymiş. Pornocu ölsün o. Stewart Cosmopolis şehir merkezinde The Netherworld adlı bir fantezi edebiyat temalı içki işletmesinin sahibi. Tam bir parti hayvanı. Dedim ben size bad boy dedim, fotoğraftan belli. Gizemli korku filmleri seviyor. Ayrıca kötü filmler hakkında bir podcast'in üyesidir. Şimdi ölecek olanlardan bir tanesini ben seçtim. Bu ölsün istiyorum. Stewart için oylama başlatıyorum. Hazır mısınız? Stewart ölsün diyorsanız ünlem öl, yaşasın diyorsanız ünlem yaşa. Buyurun. Stewart için oylamalarımız açıldı. Çok sevgili küçük azolarım bu duruma karar verecekler ki galiba oğlum Stewart parti hayvanıymış ya. Party animal, okey. Tamam öldü. Öldü. Okey tamam öldü. Şimdi bakın arkadaşlar, bir kişiyi daha öldüreceğiz ve 3 tane profilimiz var. Tekrar hatırlatıyorum bakın. Bu ablacığım usta bir şoför. Bilginiz olsun. Aranan usta bir şoför ve havalı bir ablamız. Ofis çalışanı. Bu böyle esprili bize diyor ki ölüm seni izliyorum, beni seçme falan filan diyor. Şakacı bu. Bu abi de keşiş. Tamam mı? Kira'dan başlıyorum. Sevgili şoför için ünlem öl, ünlem yaşa oylamalar açıldı. Buyurun. Buyurun. Söz sizde. Yaşayacak galiba. Okey. Okey. Tamam, buradan sonra değişmez bu. Bu yaşayacak.
Şimdi ofis çalışanı için hazırsanız. Bak bu bize taşlak geç. Ölüm seni izliyorum. Bu profil yaşayacak olarak işaretlemelisin. Lan! Kader diyor oğlum. Kader diyor lan. Tire kader. Lan! Arkadaşlar. Keşiş için oylamaları başlatıyorum. Ünlem yaşa, ünlem öl. Ana! Kader oraya niye yazsın? Ne bileyim ayol. Arkadaşlar onu öldürmeyelim. Ne olur bunu öldürün. Bunu öldürün ne olur. Oh. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yapmayın. Tamam geçti. Tamam. Alıyoruz. Öldürüyoruz. Bunu yaşatıyoruz. Bunu öldürüyoruz. Oğlum şu bad boy'u öldürdünüz ya, bence bu yaşamalıydı ama neyse. Bunu da yaşatıyoruz. Tamam. Yolla. Vallahi bilmiyorum ya. Pornocu keşke yaşasaydı. Niye? Niye öyle bir şey söylediniz? Devam. Grim, there you are. Niye acele edelim? Niye acelemiz var? All the profiles are here, just as requested. Kesinlikle excellent work. Biz yaptık çünkü. You even adhered to my little test note. I commend you for exhibiting vigilance. Oğlum o yazmış, o yazmış, gördünüz mü? I am beginning to sense a tinge of pride growing within me. I did not expect you to turn out such a good and dedicated reaper. If you keep this up, you will get far. You may be even promoted to a middle management yönetim position. Imagine the possibilities. Oğlum baş azı olacak. Baş azı ne lan? Oğlum kedi de miyavlıyor? Anyway, I am quite busy tonight, so you can go. Bugün de nasıl until meşgul tomorrow, olur? Bize para ver bize. Para. Para abi. 300 para veriyor ya. Buralarda başka yerler yok mu? Mesela burada neler var? What neler mi biliyorum? Oh. How can me humble and not at all adventurous ya self assist ya you today? Akademik görünüm için giyim. Uhrevi rezonatör alet. Bu ne alet lan? Ahiretten geçen hızlandırılmış elektromantik dalgaları edebi rezonatörü tarafından çalışıyordu. Bunlar ne işe yarıyor lan? Fani takvim. Geçen zamanda takip etmiyorum. Bir aydaki günleri sayar bilmiyorum. Bütün günler mi? Bence gerek yok. Almayacağım. Acaba almak mı lazım ki ya? Neyse dur bakayım, uyumaya gidiyorum ben. Uyu. Ofisimize gidelim. Aa hayır. Bugün Knock knock. That's exactly the question, ain't it? Ne oluyor lan? Sen kimsin? We are the exalted Chimera, envied by all the blind, arrogant fools. We are Angst Ex Nihilo. We are nothing. A despicable failure. We are Elan Vital, the guide who won't lead astray. If only you learn to listen. We are death. How does it feel? Ölüm biziz. You know, dying. Lan, you do bir dakika. Remember, right? Be seeing you, Reaper. Görüşmek üzere Azrail. It's ne de olsa ölümlü dünya. World out there. Arkadaşlar bizimle şaka yapıyorlar. Bugün bugün hangi yüzümü taksam acaba? Bence bu. Oğlum öldük mü ne bileyim kız, ölüyüz biz zaten, Azrail'i de hani az oyuz biz. Tak tak tak. Bakalım ne boklar yemişiz.
Karga haber. Özel şoför ziyaret edilen diplomata suikast düzenlemeye çalışan salgınlardan kaçmaya... Oğlum ya bir şey söyleyeyim mi? Çok iyiyiz. Barmen geniş bir kılıca saplandı. Bilim insanı yeni bir nesil bunu keşfetti. Mikro ölçekli buhar makineleri yapıyla boyunca... Arkadaşlar doğru bak, doğru kişiyi yaşattık. Beni oku. Güzel, dikkat ediyorsun. Çalışanların uyuyakalmasına veya kayıtsız kalmasına izin veremeyiz. Aksi takdirde hatalar iş akışı veri hayatına gizlice girebilir. Hattına pardon. Günün kotası. İki insan ölmek zorunda. Bilimsel bir geçmişi olan tüm insanları bağışla. Arkadaşlar bakın. İki kişi öldüreceğiz. Bilimsel geçmişi olanları bağışlayacağız. Bilimsel geçmişle ya. Hayden. Hayden mikro ölçekli buhar makinin tamamen yapılabilir olduğunu inancına kararlı olan bir jeologdur. Yakında piyasaya çıkacak olan bu teknolojiyi kullanarak mikro ölçekli bir buhar tren modu. Bak bu adam yaşıyor çünkü bilimsel bir adam. Bunu kenara ayırdık. Rasida büyük bir ekonomik, 37 yaşındaymış, diplomatmış bu arada. Büyük bir ekonomik çöküşten kurtulan bir ülke olan Kartina'nın temsilcisi Rasida devlet ziyareti için Kozmopolis şehrinde karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmayı müzakere etmeye geldi. Belediye binasına götürürken aracı şoförün engelli olası yurttaşlar tarafından saldırıya uğradı. Bu bizim şoförün, tamam mı? Bizim şoförün taşıdığı diplomat abi. Bu dursun. Bunun bilimsel bir şey yok galiba değil mi? Var mı sizce? Ne diyorsunuz? Karşılıklı. Bu galiba bilimsel bir şey değil. Bu beklesin bu. Bu kararsızız bunda. Seitora Abe 26 yaşındaymış arkadaşlar. Araştırmasının tüberküloz üzerine odaklandığı bir ötürlülüğünün yüksekten sonra. Bak bu bilimsel. Bunu kenara aldık direkt. Bilimle ilgileniyor. Emmanuel. Manuel. Zaten tarih dediğin nedir ki? Güce erişimi olanların uydurduğu bir hikaye konusları ve öyle öyle tarih öğretmeni. Dur bakayım. Yani biyolog bu da şey ya, bu da yaşayacak. Oğlum herkes yaşıyor, bu ne ya? Benjamin 45 yaşında deniz kaptanı, uzun bir ordu gezileri sonundan gelen Benjamin donanmaya katılmaya karar verdi. Bu da ailesinin geri kalanını büyük üzüntüsüne yol açtı. Ancak çok geçmeden kendisini Zarsuk büyük bir uçak gemisinin tamamen sorunu seçtiler. Şimdi bugünün kuralı neydi? Bugünün kuralını tekrar okuyorum size. Ay paramı ver. Şimdi diyor ki İki insan ölmek zorunda, bilimsel bir geçmişi olan tüm insanları bağışla diyor. Şimdi bu diplomat abla, tamam mı? Bak bu diplomat var, bunun yok bence alakası şeyle. Tarih öğretmeni var. Oğlum bunun şey ya, bir var mı sizce, ne diyorsunuz? Tarihte mi bilimsel? Oğlum tarihte yaşarsa diplomat da, yani şu ikisini öldürmüş oluyoruz, bekle. Bak bu dayı deniz kaptanı, bunu öldürüyoruz. Tarihte bilim. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi deniz kaptanını öldürüyoruz. Şu ikisinin arasında oylama yapacağız. Emmanuel, tarih öğretmeni ölsün mü kalsın mı? Ünlem öl, ünlem yaşa. Buyurun, söz sizde. Buyurun. Diplomat ölmesin, savaş çıkar. Bu arada harbiden diplomat ölürse sıkıntı yaratabilir ha. Diplomatı yaşatmamız lazım. Arkadaşlar diplomatı yaşatmamız lazım. Arkadaşlar bu ölsün. Hayır buyursun. Helal size. Kaptan yaşasın bence. Tamam. Bence dediğiniz gibi diplomatın ölmemesi gerekiyor ki. Amına koyayım. Niye bitiyor benim çakmaklarım ya?
Amaga. Diploma bak, diplomat ölürse sıkıntı olur. Bak bir gün önceki gazetede ne diyor? Bak diyor ki özel şoför ziyaret eden diplomata suikastlarına çalışan saldırını kaçırmayı başardı. Demek diplomat. Diplomat ölürse savaş çıkar. Savaş çıkarsa mesai çıkar. Bunu bu yaşasın. Bunu bağışladım. Sen öldün. Sen bağışlandın. Sen öldün. Yanlış mı yapıyorum? Neyi yanlış yapıyorum ya? Nasıl yanlış ya? Tabii ki de verebiliyoruz. Diplomat. What a day, Grim. What a day. Let us go over your conduct first. Good. I see the correct amount of profiles. Today kanka, seems to be kanka kaç gündür düzenliyiz zaten. Anyway, Grim. 5 days you have been with us. Bu arada sıkıntı yapmamışız ha. How does it feel to make the difficult choices? Daha fazla Grim, insan. Take this seriously. We are here to save bak arkadaşlar bak diyor ki ölüm bunu ciddiye al, insanları kendilerinden kurtarmak, kaosu uzak tutmak için. Yani biz tamam mı diplomatı öldürseydik kaos yaratırdık, bak uzak tutmak için diyor. Bence biz çok doğru yaptık. But think of the humans. Do you think our office is the appropriate way to ama deal with them? Ofisin onları idare. He ölçüyor. Your certainty soothes me. Ours is the tradition. And those okuyabiliyorsunuz should not değil mi? Ever ben okumuyorum ama. For that is this control over all the lives, unbeknownst to the humans. Do you not consider it unethical to make the choices you make? Bak burada diyor ki insanların haberi olmadan tüm yaşamları üzerindeki bir kontrol. Yaptığın seçimlerin etik dışı olduğunu düşünüyor musun? Ama kuralları sen verdin ve seçimleri bana yaptırdın. Yapılması gereken buysa çok fazla endişem. Ben burada birinciyi seçmek istiyorum. True enough. One must be in charge. Diye şey yapmıyorum, okuyayım. The others are there to follow. Yeterince doğru. Biri sorumlu olmalı. Diğerleri takip etmek için orada. The office is perennial and venerated. Ofis daimi ve saygıdeğerdir. Uygun yöntem ve stratejileri tasarlamak için çok uzun zaman harcadık. Ne yaptığımızı biliyoruz. I do apologize for taking up so much of your time. Zamanını aldın, bana sormak istediğim bir şey var mı diyor. You would like to okuyun ask lan, me. Niye okumuyorsunuz? Geliyorum bir saniye. Annemi soruyorlar da çok pardon arkadaşlar. Geldim. Ama çok fazla zamanını harcadın. Özür dilerim. Gitmedin önce. Bana sormak istediğin sorular var mı? Neden reşit olmayan profiller yok? Aa, bir şey söyleyeceğim gerçekten. Evet evet. Biri seçiyoruz. Çok mantıklı. Ah, the children. They are a special case for a different set of departments to deal with. You will not find countless. Merak ettim çok fazla. Sayısız. Lan, bir dakika tek az o ben değil miyim? Myriad. Ne? Really? Close enough. Anything else? Ya tamam başka soru sormuyorum. It has been peki bu Aydaçoğlu sana iyi geceler dilerim, yarın görüşürüz. I bid you a good night. Sabah yaptığımızda bence diplomatı öldürmememiz çok iyi oldu. Orhancığım 12. ayımız kutlu olsun. Burcucuğum 9. ayımız kutlu olsun. Hoş geldin. Bakalım burada ne var? Have ye seen such deals before? Tis ye who plunders me. 1000 paramız var bu arada. Sizi görmüyorsunuz ama. Tuhaf duman. Tuhaf benekler. Bu cam küren içinde rahatsız edici bir şekilde dönüyor. Asla yerleşmeden fırtınanın ortasına ayırdığını çok zorunda.
Bunlar gerekli şeyler mi anlamadım ya. Cehennem aynası. Enderin yasaklarını ortaya çıkartıyor. Oo 1200 diyor. Paramız yok buna. Her gün itemler değişiyor. Adam az para veriyor ya. Biraz daha biriktirelim parayı. Bak bu mesela alet iyi bir şeymiş ama alamadık. Az para veriyor ya. Şerif serif. Ben yatmaya gidiyorum. Hayır sonlandırma. Acaba bu şey var mı diye düşündüm. Bir tane kadın konuşuyordu ya bizimle. Dedim acaba mı? Ben çıkıyorum. Melek'cim görüşürüz. Üzerimdeki bu mu? Teşekkür ederim. Şuraya bir daha bakacağım. Bugün altın olalım bence. Bakalım dün ne boklar yemişiz, hemen kontrol ediyoruz. Sonuçlar geldi, balıkların miktarı sınırlı. Yeni süper terörgüzün laboratuvarından kaçması herkesi paniğe sürükledi. Doktorlar yaşlarımızda çok zor olanlanıyor. Ekonomik özellikler plana göre ilerliyor, potansiyel anlaşılıyor. Öğretmenin cesedi dünya dışı yaşamın varlığını araştırmak için seyahat çıkmasınlar... Bilim anlamışız! Uçak gemisi, Lafayette Boğazı yakınları bilmeyenlerden de batırıldı. Evsizlik ahlak var. Galiba kötü bir şey yaptık. Neyse. İşini yap. Oo. Günaydın ölüm. Karanlık zamanların uçurumundayız gibi görünüyor. Seni bu işin zor anlarının da olacağı konusunda uyarmış olabilirim. Bugün o gün. Günün kotası. Toplamda 6 insan ölmek zorunda mı? 1 2 3 Bugün var ya, bugün en şeyimiz hani, lan sigaram söndü. Şimdi arkadaşlar 6 kişi öldürüyoruz, tamam mı? 35 yaşında ya da daha genç en az 3 insan ölmeli. Tamam, bu burada dursun bu arada, bu biraz sıkıntılı. 35 yaşında ya da daha genç 43. Ve diyor ki tıbbi geçmiş olan insanları bağışla. Oğlum bu zor olacak galiba. Bir dakika. 35 yaşında veya altında. Önce bir 35 yaş. Emil 19 yaşında. Üniversite öylesi dini öğrenmek amacıyla gitti. Mezun olduktan sonra kariyer seçimi gözden geçirirken yine öylesi bir rahip olmaya karar verdi. Bazıları kopukluğun onu sorunlu ruhlara tarafsız tavsiyelerde bulunuyor. Oha! Bu diğer tarafla bağlantılı ha. Bize musallat olabilir bu. Tıbbi geçmişi yok ama. Ölebilir. Bunu anlam veremedim. Havuz temizcisi. Adrian'ın rüyası zengin birisi bulup evlenmek. Tamam, bir tane bu ayırdım. 75 yaşında. Adira rahat yaşamak için yeterince para biriktirdiğini düşündükten sonra Adira birkaç yıl önce emekli oldu. En son patlak veren süper tüberküloz yüzünden tatil planlarını beklemeye aldı. Tamam, bir dakika, tıbbi geçmişi derken yani çalışma anlamında mı söylüyor? Sonuçta hastalanmış. Bunu da bekletelim. Senatör. Ne yazık ki modern dünyanın hem politik hem teknolojik olanı. Senatör. Senatör de yaşayabilir. Şimdi 35 yaşında bak hemşire. Hassiktir. Hemşire tıbbi geçmişi olanlar yaşasın dedi. Sıtıştık. Bu yaşayacak. Lan arkadaşlar hemşire yaşayacak ama 35 yaşında ve daha genç en az 3 insan ölmeli diyor. Gel bakayım aslan.
Hayatta başka bir şey yapabileceğini hayalde bile iktidar edilmiş senatör. Elinde kalan tek şey bu. Ne yazık ki modern dünyanın hem politik hem teknolojik olarak çalışır şekilde daha fazla yan sahibiyle doğru görmüyor. Bu kötü birisi olabilir. E bir dakika. Senatörü öldürürüz de. Hayır bak diyor ki ha en az diyor. E tamam okey okey. Hevesli bir okuyucu ve sanat tarihi öğrencisi olan geçmiş sahibi. Çok farklı bir numaralar. Tamam bu ölüyor. Çünkü bunu öldürmek zorundayız yani mecburuz bunu öldürmek mecburiyetindeyiz. Şimdi 3 insan ayırdık. Bu yaşıyor. Tıbbi geçmişi var. 3 tane seçtik. Şunların arasından tamam mı? 3 tane daha insan seçmemiz lazım. Şimdi senatörü tekrar bir odaklanalım tamam mı? Senatörü şey yapıyoruz. Aldıkları kararlar. Hollanda'ya damat mı gittiniz? Mustafa hayırlı olsun. Senatör ölecek. Bakalım bekleyin. Tıbbi geçmişi. Nerede dipnot yazıyor lan? Psikolog yaş. Aa psikolog da şey lan tıbbi sonuçta. Doğru dedin helal. Doğru tıp yani psikolog. Adira Perez, 75 yaşında emekli. Rahat yaşamak için yeterince para biriktirdiğini düşündükten sonra Adira birkaç yıl önce emekli oldu. En son patlak veren süper tüberküloz yüzünden tatil planlarını beklemeye aldı. Evet çok sevgili Azolarım, bunu size bırakıyorum. Emekli olan Adira Perez ablamız yaşasın mı ölsün mü? Ünlem öl, ünlem yaşa. Buyurun. Doğru tıp değil, ben tıp yaptım. Onur Can'cim 34. ayımız kutlu olsun, hoş geldin. Seri Bogart'ım 4. ayımız kutlu olsun. Ünlem öl, ünlem yaşa. Galiba bunu öldürdünüz. 3, 4. 4 ölüm oluyor. Okey. Buradan dönmez bu. Şimdi bir dakika. Emekli. 4. 5, 6. Bakın. Şimdi 2 kişiyi seçeceğiz tamam mı? Okuyoruz. Michael 43 yaşında ve işsiz. Michael pizza sever. Özellikle üstünde ananas olanları olması gerektiği gibi. 30 yaşına kadar milyoner olmaya çalıştı ancak evsiz kaldı. Yine de şiir yazma sevgisini ve ananaslı pizzayı kaybetmedi. Senatör okutturuyorum size şimdi. İsmini okuyamadığım senatör hayatıyla ilgili başka bir şey yapabileceğini hayal edemeyeceği için iktidarı elinde tutan yaşlanan bir senatör. Elinde kalan tek şey bu. Ne yazık ki modern dünyanın hem politik hem de teknolojik olarak çalışma biçimine giderek daha fazla yanlış bilgi sahibi oluyor ve doğruları görmüyor. Kadın tıp için tatilini mi yapmış? Ne alaka ya? Olabilir mi öyle bir şey? Tıp geçmişi diyor ama yani mesela o şey değil ki. Şunu diyorsun değil mi? Aaa lan bir şey söyleyeceğim. Lan bunları da hep söylüyor ya. Evet. 3, 4, 5, 6. Lan hepsini öldürüyorsa bunların. Kırk üç. Tamam aga bunlar ölüyor. Tamam şimdi oldu. Öldür. Öl. Bismillahirrahmanirrahim. Yanlış kişileri öldürüyoruz gibi geliyor bana. Vallahi yanlış kişileri öldürüyoruz gibi geliyor. Kıstım. Siz yaşıyorsunuz. Hadi iyisiniz. Görev olmadı mı? 35 yaş altı en az 2 tane diyor zaten. Sıkıntı yok ki. Bence oldu bu arada.
Deneyelim. Tamam, zaten diyor ki 35 yaş al. Hayır, onu öldüremezdik. Arkadaşlar, öldüremezdik. Çünkü tıp geçmişi vardı. FF Egoist'in kazası TRB'le abone olmuş. Hoş geldin. Sivilce'cim TRB'le abone olmuş. Ama ya bir dakika, yanlış yaptık. Affet bizi. Ama zaten bir şey söyleyeyim mi? Ah, grim. It looks to be a rough day out there. Ah ölüm, dışarıda zor bir gün vardı gibi görünüyor. Yeni iş alınanlar genellikle karanlık zamanlarda hocalar. Hayır. Yine de yeterli performans göstermiş görünüyorsun. Böyle bir günlerden nasıl hissediyorsun? Zor zamanlar için yaratıldım ben. Harika. Bu sabırla en çalışkan Azrail olacaksın. Devam. Nasıl ya? Tıbbi geçmiş değil, hastalık mı? Nasıl ya? Öyle mi diyor? Umarız bu günler devam etmez. Ne olur, alakalı fikrim var mı? Ne demek lan? Sonuçta sorumlu sensin. Ne? Evet öyleyim ve evet biliyorum. Ancak önündeki ayrıntılardan durumu ayırt edemeyen bir Azrail'in bana ne faydası var? Harbi mi lan? Belki de bir seyirse beni aşar, diğerleri gibi bir gün. Hangisini seçeceğiz? Bir mi? Dedim. An insightful streak may yet rattle inside that skull of yours. İçgörülü bir çan o kafasının içinde çınlıyor olabilir. Sivilce 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Aramıza hoş geldin tekrardan. Şimdi git ölüm, iyi geceler. Bu arada şu kapama arttı lan. Aa! Oradaki, son zamanlarda çok fazla can alıyor musun? Oğlum bu ne? Diğerleri nasıl? Henüz canını almadıkların. Ses çok fazla. Ne yapayım? Kısayım mı abi? Anlamadım ki ben. Müziği kapatabilirim en fazla. Kendi nöketlerinin çoğunlukları bilmem iyi görünüyorlar. Gerçekten mi? Tarih için sonsuz bir kaynak akışı için karayı ya da denizi mahvetmek mi? Peki bu kim arkadaşlar? Gama Buntacım, 22 James kutu olsun. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Zehirli çürük kokusu yavaşça havaya yayılır. Dikkate alınması gereken bu uyarı. Bu kim? Bu kim? Psst. Yakında toz ve molozların kralı olacaksın. Neden? İnsanlar fakir olmayı bırakmalı değil mi? Oğlum, eğitimsiz ve kültürsüz olmayı bırak ve bir tasarruf hesabı aç. Canlan biraz. Oğlum bu kim? Olabilir mi lan? Arkadaşlar sıçtık galiba. Biz bir boklar yedik ya. Burası nere? Buralara giremiyorum. Ah, çıkarttım kafamla, acıdı kafam. Allah Allah. Paramız var ya. Şu aşağıya bir bakacağım. Belki burada işe yarayan bir şey vardır. Yaşlı büyük birinin yüzü ha. Ahiretten geçen hızlandırılmış elektromanyetik dalgaları edebi teknolojinin yapabildiğin. Alak mı bunu ya? Dönüyor ve vızıldıyor. Tıklıyor, tıkırdıyor. Seri zamanında çok rahatlatıcı vermiş o sana. Daha çok, başkalarına daha az. Hangisini alalım, ne diyorsunuz? Giyim almayalım bence, gerek yok. 1300 paramız var arkadaşlar. Ortadakini mi alalım? Alıyor mu ortadakini? Ortadakini alayım mı? Deneyelim mi neyin olduğunu? Aldım anasını satayım. Shiver me timbers. 'Tis a tale most. I dare not even recall. Ne diyorsun lan? There I was, scouting some rickety office downtown, and I saw this. Went in, tore the device. Cihaz muazzam güce sahiptir. Düğmeyi çevirse sonsuz sayıda ses çıkartır. Even call it music. Lan ne aldık arkadaşlar? Bana ne aldırdınız ya? Hmm.
Korkunç zehirli sızıntının topluma atık bırakmasından sonra binlerce kişi uykusunda boğuldu. Yetkililer tarihteki en kötü... Arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Bak hemşire ödül kazanmış. Bak salak. Kaslarını gösterirken ölmüş. O bir efsane geldi geçti. Oyunları gençlerinde sanırım ofis sandalyesinde hayatını kaybetti. Yaşlanmıştı zaten. Pertürelerin ölenlerin sayısı artıyor. Hayır mı? Bu ne? Ne aldık ya? Pekala bakalım dünkü karışıklığı toplayabilecek miyiz? Harbiden dün sıçtık abi. Yani dün sıçmışız. Sana tam da ihtiyacın olan desteği verebilir. Unutma, sorunları geride bırakmış olabilirsin ama önünde her zaman yeniler olacak. Günün kotası. İki insan ölmek zorunda. Problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünen insanları bağışla. Bir dakika. Problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünen insanları bağışla. İki insan öldür. Okey. İki insan öldür. Problemlere çözüm ol... Bruno, 32 yaşında paralı asker. Bruno en çok parayı verene çalışmaya her daim hazır bir para göz. Şu anda devlet sözleşmesiyle güvenlik servisi vererek Feriden'de görev yapıyor. Sert davranıyor ve savaş alanında düzgün nasıl davranacağı dair bir eğitim almadığı gerçeği saklamaya dünden hazır. Şimdi. Problemleri çözmeye yardımcı olmuyor gibi. Ama bak yanlış öldürtmeyin bana. Bunu kenara alıyorum. Nayeti, 36 yaşında hacker. Online takmadık kriptocu olan Nayeti eski sanal alem romanlarını okuyarak bir BT uzmanı hacker olmak için ilham aldı. Kozmopolis borsasını çökerttikten sonra tutuklandı ve 15 yıl boyunca herhangi bir bilgisayar kullanması yasaklandı. Hala modern kriptografi algoritmalarının da çok ilgisi var. Ne diyorsunuz buna? Hackermiş abla. Ölsün diyorsunuz, tam beklesin. İki kişi öldüreceğiz bakın. Maviş. Maviş barışmak istediği Gay adında bir torunu olan bir büyükannedir. Emekli olduktan sonra zamanının çoğunu örgülerek geçiririz. Bak bu şey olabilir bak. Problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünüyor. Yani sıkıntısı var çözmeye çalışıyor. Yani bu yaşayacak. 45 yaşında Can Weber. Kalay ve kurşun alaşımı kullanarak küçük bir şeyin başka büyük bir şeye kaynaşmasını mı istiyorsunuz? Jana gelin, lehimleme, herhangi bir modern teknolojik ekipmanların inşa edilmesinin ve bakımının temel taşıdır. Ve Jan bu konuda en iyisidir. Oğlum herkese ölsün diyorsunuz lan. Canınız köpek balığı yüzgeci çekiyor. Bu arada Luxis 36 yaşında restoran sahibi. Ama hiçbir yerde bulamıyor musunuz? Luxis'in yakındaysa bulabilirsiniz. Luis köpek balığı yüzgeci ve 10 yıldır restoranda servis ettiği kaplumbağa jölesi gibi diğer şüpheli yiyeceklerin büyük bir hayranı. Ek olarak bu gıda maddeleri marketten markete dağıtılmasıyla ilgileniyormuş. Kafam çok karıştı ya. Ervin'cim 35 yaşında yetişkin hasta bakıcı. Bu problem çözmeye yarıyor bu arada. Hasta bakıcı doğru söylemek gerekirse bakıcı yapmak çok az isteği var. Tamam bu bak diyor ki problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünüyor. Bu duracak. Bu duracak aga. Bak bunu alıyoruz. Bu yaşıyor. Bu yaşıyor. İki kişi ölsün. İki insan ölmek zorunda. Problemlere yardımcı olmak. Ya problemlere yardımcı oluyor gibi görünen insan. Bence... Paralı asker de bak her daim şu an devlet sözleşmesi güvenlik servisi. Yani bu da problem çözmeye yarıyormuş gibi. Ne diyorsunuz? Yani hani yaramıyor ama sonuçta paralı asker. Ne yapacağız? Problem yani bilmiyorum ben bunu da yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şurada
Yani hacker bence ölebilir. Ne diyorsunuz? Yaşlıları mı dolandırıyormuş? Aa. Hayır bak. Yaşlıları dolandırıyor olabilir ama. Bak burada ne diyor? Problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünen insanlar yaşasın diyor. Yani problemleri çözen insanlar yaşamasın diyor. Yani burada ne diyor? Çoğunlukla yaşlıları ona para vermeleri veya sahte sigorta yaptırma için kandırmaya çalışıyor. Yani ne yapmaya çalışıyor? Yardımcı olmaya çalışır gibi görünüyor. Anladın mı? Bakıcı yaşayacak. Bakıcının yaşaması gerekiyor bundan kaynaklı. Ölmesin ya. İbrahim'cim, biz Azoyuz. Tamam mı? Böyle şu yaşayacak ya. Ne demek öyle değil? Öyle diyor. Bugün sahtekarlar yaşayacak. Aynen. Bir bekleyin. Kafam karıştı şimdi. Lehimci. Lehimci. İki kişi öldüreceğiz. Canınız köpek balı. Tamam. Kaplumbağa jölesi. Erkolar kapatılsın. Kaplumbağa jölesi yapan arkadaş için oylamayı başlatıyorum. Yaşasın mı ölsün mü? Ünlem yaşa, ünlem öl. Doğru anladım değil mi ya? Hasta bakıcı ölemez. Hasta bakıcının ölmemesi gerekiyor. Bugün sahtekarlar yaşayacak. Ya vallahi yemin ediyorum sıçtık herhalde ya. Ne diyorsunuz? Birinci ölümü seçtiniz. Tamam. Bu ölüyor. Şimdi lehimci ve hacker için oylama başlatıyorum. Hacker yaşasın mı ölsün mü? Buyurun. Ben koptum oyundan. Kim ölmeli? Felicio TV'cim, yani kim öl, yani yanlış ölmeli. Kim ölecek? Niye restorancı ölmemeli? Anlamadım ki. Chat herkese öl basıyor zaten. Selam, hoş geldin. Şimdi niye bana şeyin ölmemesi gerektiğini söyler misiniz? Restoranlara yemek sağlıyor. Tamam, okey. Olabilir, mantıklı. Peki, lehimci ölsün mü yaşasın mı? Buyurun. Ha, kötü olanı bulup yaşatacağız. O zaman lehimci ile bu adamı, şey, şu kadını öldüreceğiz. Tamam. Lan durun, yaşatmayın, durun. Öldürün bu adamı. Tamam, anladım. Tamam, bunu buraya alacağız. Öldürün, öldürün. Ünlem öl, ünlem öl, ünlem öl, ünlem öl, ünlem öl. Lehimci yaşa... Oğlum, bana göre... Arkadaşlar bak, bir dakika. Tamam bak. Şimdi chatteki bazı arkadaşlar diyor ki bu restorancı da yaşamalı diyor. Çünkü kötüleri bulup yaşatıyoruz. Aslında o da bir nevi dolandırıcı gibi bir şey değil mi? Şimdi mesela Makbule, sen niye lehimciyi öldüreceğim de mesela niye? Tamam, öl deneyelim. Tamam, deniyorum şu an. Sikeceğim, çok ses var oyunda ya. Ayarlar. Aa, anası. Aa, şu mu lan? Bu mu ki? Galiba bulduk. Bunu bağışlıyoruz. Bunu da bağışlıyoruz. Tamam. Yolla şimdi. Devam et. Deneyelim. Deneyelim. Hacker da mı yaşayacaktı? Hacker niye yaşayacaktı mesela? Bakacağız şimdi. Anam sim, bu gelmiş gene. Bu o kadar iyi değil değil mi? Abi sesi ayarlayamıyorum bu arada ya. Bir de şöyle deneyelim. Orman ihalesindeki masmavi gölet gibi berrak. Evet. Bunu yapabilirim. Yapabiliriz. Aleyküm selam Çeribi 30. James, kutlu olsun. Bunun için doğdun. Kader sana bunu söyleyip duruyor değil mi? Omurgandaki bir dalgalanma gibi mükemmel bir akorun zayıf bir yankısı. Oğlum, bu kaderin karşıtı birisi ha.
Çok yakın Azrail. Daha sonra görüşmek üzere. Bye bye. Dur, gece değiştiririz üstümüzü. Şimdi bunu böyle şey yapacağız, tamamlayacağız. Bir şeyler yanlış yaptık da bakalım. Performans değerlendirmen yakın. Sence ne durumdasın? Ezip geçiyorum. Profiller geliyor, ben gönderiyorum. Tıkır tıkır. Haha, tabii ki de bu. İlginç. Cevabım bizim kaydedildi. Şimdi ise değerlendirmeden önce günün darbasına devam et. Gerekli bir nesin burada olduğunu görüyorum. Evet, harika. Bu değerlendirme için iyi işaret. Aa bak, bir şey söyleyeyim mi? Adam mı şeytan lan? Biz şeytanın şey mi olduk? Yo, gayet de düzgün yapıyormuşum kardeşim. Aa, şimdi yapalım. Rakamlar diyor ki 7 gün boyunca davranışlarım mükemmel. Ben iştenlikle vefa göstermene şaşırdım ve memnun oldum. Hatta o kadar ki ofis seni zam için uygun gördü. Oğlum, para kazandık. Daha fazla para mı? Doğmalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Oğlum, terfi aldık. Diyorsunuz ki yanlış yaptın ya. Neyi yanlış yaptın? Terfi aldık oğlum. Başaz olduk biz. Söz açılmışken zam aynı zamanda bir ödülle birlikte geliyor. Ofis sana mükemmellik ödülü sunmaktan gurur duyar. Masanda gururla sergileyebilirsin. Okey. You still have much to learn and many rules to follow. Bunun kararını gölgemese izin verme. Hala öğrenecek çok şeyim var ve uyman gereken birçok kuralım var. Zor oldu, gitgide kolaylaşıyor mu? Daha fazla kural mı? Doğru, zihnindeki insan bunlara alışıp üzülme. Doğru zihniyetteki insan, ben insan mıyım? Böylelikle 7 gün değerlendirme sona ermiş. Geçtik. Yaşasın arkadaşlar, biz artık yarın görüşürüz. Görüşürüz. Para ver. Kaç para verdi? Bir şey söyleyeceğim. 400 aldık abi. Yani 300 alıyorduk, 400 aldık. Yani bir tane 100 paralık şey yaptı, bize zam yaptı. Aptal herif. Gittikçe zorlaşıyorum, bilmiyorum ki. Gideyim, dur bakayım, ofisimde bir şey vardı. Nerede o? Bu ne lan? Besni... Çok paramız var arkadaşlar bu arada. Ne yapacağız bunu? At gitsin diye anasını satayım ya. Yerel köpek balığı nüfus tehlikeye seviyelere düştü. Destekli yaşam tabi. Paralı asker, tarihsel dokümanlar eserlerinde müziği havaya uçurdu. Allah kahretmesin. Çok kötü. Demek ki öyle yapmamız gerekiyormuş. Ne? 35 ve 60 yaş arasındaki tüm insanları bağışla. Mümkünse tabii. Günaydın ölüm. Şimdiden bir hafta oldu mu? Ah, zaman ne çabuk akıp gidiyor. Pekala. Çok görev hemen geliyor. Bir farklılık yarattığımızı düşünüyorum. Bu yüzden yaptığımız şeye aynen devam edelim. Şimdi arkadaşlar, mümkünse. Biraz burada sıkıntı var. 3 tane insan öldürüyoruz. 35 ve 60 arasını yaşatmaya çalışıyoruz. Bakalım yaşlara. Şimdi normalde mantık olarak bunun yaşaması... Lan sen gerizekalı mısın? Burada 4 tane adam var zaten, mal herif. Şimdi mantık olarak bunun yaşaması gerekiyor. Bunun yaşaması gerekiyor. Bu ölüyor. Bak bu ölüyor. Bu ölüyor. Kimleri öldürüyoruz Allah kahretmesin? Duara şu, 23 yaşında, kişisel antrenör. Duara gençlerin ağırlık kaldırma ve genel olarak fiziksel olarak aktif olma konusunda heyecanlanmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca yaralanmaları önlemek için uygun kaldırma formunu öğretecek, kolayca erişilebilen birçok sosyal medya içeriği hazırlıyor. Duara çocukların spor testlerini desteklemek için bir fon başlattı. Şimdi bu ölüyor. Tamam, bunu at kenara. Bu da ölecek. Yani bunları bak, bu ikisi fix. Mühendis müzisyenmiş. Kendi müzik aletlerini hurda ve yedek parçalarını yapmaktan zevk alıyor. Bak ben anladım bak. Bunları öldürüyoruz, tamam mı? Bunların arasından 3 insanı seçeceğiz yani. Nasıl lan? Arkadaşlar...
Birini mi öldüreceğiz? Tamam, 35 yaş. Rue Giva, forklift operatörü. Buradan kötü olanı seçeceğiz, tamam mı? Tamam. Kötü olanı seçeceğiz buradan beraber. Rue gibi bir devrimci, bir radikal, öncü bir halk kahramanı, herkes tarafından sevilen, nihai mazlum, değişim öncüsü. Forklift'in de yüksek hızlara gezinmeyi sever ki bu forklift göz önüne alınında çok da hızlı değil. Bu adam iyi bir adama benziyor olabilir. Attık kenara. Veri analisti. Sky, sosyal bilimler eğitimine rağmen Sky Uzay Enstitüsü'nde çalışıyor ve uydu verilerini analiz etmek için programlar yazıyor. Eşi ve kedileriyle birlikte yaşıyor. Boş zamanlarında jacuzzi'de oturmaktan hoşlanıyor. Yani kim hoşlanmaz ki? Okey. 53 yaşındaymış Merkür'ü. Bu ses ne lan? Merkür'ü karizma vermek söz konusu olduğunda doğa cimri değildi. Tatlı dilli olan bu. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Hepsi çok iyi bunun. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ya, sikeceğim sizin yaptığınız sesi de ya. Tak 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 kafama vuruyor ya. Ortadakini mi öldür? 35'i mi öldüreyim? Şunu mu diyorsunuz? Yani 35 ve 60 diyor aslında. Hayır bak mümkünse diyor. Şimdi bak burada zaten iki tane ayırdık, tamam mı? Bunlar ölecek. Bunlar kesin ölecek. Yani şunlardan birini kesike seçmek zorundayız. Sizce hangisi? 35 mi? 36 mı? 53 mü? Adam kendi dinini yarıyor. Siz seçin yani. Bunu siz seçiyorsunuz. Mümkünse. Yani mümkünse arkadaşlar, mümkünse diyor yani. Mümkünse ne amına koyayım, öldüreceğiz işte 3 tane. 3 insan ölmek zorunda diyor yani. Bunlardan birisini seçeceğiz. Niye mümkünse diyorsunuz? 53 mü ölsün? Veri analisti. Oğlum. Hayır diyor ki 35 ve arası, yani 35 ve 60 arası. 35 de dahil buna. 3 insan ölmek zorunda arkadaşlar. Allah Allah. 3 insan ölmek zorunda. Ben mi yanlış okuyorum? Bak diyor ki 3 insan ölmek zorunda. 35 ve 60 arasındaki tüm insanları bağışla. Mümkünse tabii. Mümkün değil. Tamam mı? Niye mümkün değil? Bize 3 tane zorunda diyor. Hangisi seçin hadi. 53 ölsün. İyiyim iyiyim. Devrimci 35 dahil değil. Tamam. Şunu öldürüyorum. Bunları yaşatıyorum. Tamam mı? Bu ikisini yaşatıyorum. Okey misiniz? Arkadaşlar devrimci... Bakın. Nerede devrimci? Bu değil. Bu değil. Devrimci kimdi lan? Ha, devrimciyi yaşat yani. Herkes tarafından seviliyor oğlum. Arkadaşlar kafamı şey ettik, dur. Kafam karıştı bir dakika. Bir boklar yedik gene de hayırlısı. Bağışla bağışla. Galiba doğru yaptık. Tam emin değilim ama. Yolla. Bakacağım, deneyeceğim. Grim. Ah, yes, there you are. Good. Ne oldu? Good. Oh. Okay, now listen up. Bir kişi mi öldürdün?
yapıyorsunuz? Hepsine bağışta mı bastım? You have allowed too many to live. You really ought to be getting. Kafam yandı. However, I do not have the time to harangue you further at the moment. Okay. Tamam, kafam yandı orada. Tamam da özür dilerim. Kafam yandı. Kardeşim ölüm ben değil miyim ya? Öleceklerden mi bağışladım? Tamam sıkıntı yok. Bu sabah altında derin gömülü. Paydor terminin altındaki üstüne gönderilen buz tabakasının altında derin gömülü. Tamam. Bu bilgilendirici olabilir. Ben yokken başka sor. Kim? I cannot leave you without any supervision. Therefore, you will have to continue. Bu nedenle günlük raporunu her zamanki gibi devam etmen gerekecek. Geçen haberler olacak. Kime rapor vereceğim? Birbirinizi zaten tanıyorsunuz. Ne? Arkadaşlar. Kediye rapor vermemi istiyor benden ya. Anılcığım 3. ayımız kutlu olsun. Ezgi 3. ayımız kutlu olsun. Tamam okey. Yapacak bir şey yok. Ya oğlum bak kafam karıştı ya. Ona para vermedi. Allah kahretmesin ya. Tamam daha odaklı. Şu an daha odaklı oynayacağım. Beni oku. Zafer yolunda Merkür'e katıl. Ben öyle ko... Titret. Dün olanlar oldu. Pekala, ben ayrıldıktan hemen sonra dakikalar içinde en azından bana öyle geliyor bitki departmanında bir şeyler oldu. Soru sorma. Böyle olunca da bugünlük görevi senin devralman gerekiyor. Basitçe onlar için ölüm sen olacaksın. Umarım senin için sorun yoktur. Günün kotası. 3 tane bitki ölmek zorunda. Dione Kazar Surp bilmem ne. Dione'ye bir Venüs sinek kapanı. Yerel bal çiftliğinde giden küçük bir patikanın yanında çimlere gizlenmiş bir çiftçi, bir köpek, bir at, iki çocuk tarafından ezilmekten son anda kurtulmuştur. Her gün bol miktarda yiyecek bulunan bir yaşam koşullarına sahiptir. Kim bu ne lan? Rosa. Yani gül herhalde. Çiçekçideymiş. Yeniden saksı değişimine çok ihtiyacı var ya da en azından bir süre toprağa ekilmeye. Kanabis. Kanabis sativa liflerinden git yapmak için kullanılan bir kenevir bitkisidir. Bu ölmüyor. Çünkü yararlı bir şey bu. Bu ne lan? Bal kabağı. Neredeyse yarım ton ağırlığında ve hala büyüyor. Son derece büyük bir bal kabağıdır. Yerel bir sürü bir çiftte yaşıyor. Son zamanlarda çiftte diğer balıkların çoğunu yok eden sel sorunu yaşıyor. Ne yapacağız? Bu yaşlı ağaç kozmopolis şehrin eteklerinde daha şehrin kurulmadan önce bir büyüyor. Ömrü boyunca hepsi yok edilmiş. 5 anı plaketi aldı. Yaşam alanı ve son zamanlarda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle bozuldu. Ne yapacağız lan? Balkabağı sıkıntılı. Balkabağını öldürecek zaten de. 3 tane öldüreceğiz. Şimdi bak bu çok eski bir ağaçmış arkadaşlar ama inşaat çalışmaları nedeniyle bozulmuş. Ne diyorsunuz? Bir de şu çok korkunç bir şey ya. Tamam şimdi arkadaşlar. Sinek kapan için oylama başlatıyorum. Ünlem öl, ünlem yaşa. Buyurun. Bir tane öldürmeyeceğiz. 3 tane öldüreceğiz. Sinek kapan öldü. Tamam şimdi bakın. Bu... Kozmopolis şehrinin eteklerinde daha şehir kurulmadan önceden beri olan bir ağaç ama inşaat alanında olduğu için inşaat çalışmaları buna zarar veriyor. Yaşasın mı ölsün mü? Buyurun ünlem yaşa ünlem öl. Meyve koruyor sinek kapanı. Helal size. Tamam. Sinek kapanı yaşıyor. Gül. Yaşasın mı ölsün mü?
Bu ölse ağaç demek. Bu arada evet, sinek kapanı sonuçta meyveleri falan koruyor ama. Dur bakacağız şimdi. Kanabise şey yaparız en kötü. Galiba gülü öldürüyoruz artık. Ana oğlum, bunu yaşatırsak ne yapacağız? Tamam, bu da öldü. Şimdi o zaman şunu oylayalım. Cannabis sativa. Cannabis sativa liflerinden giysi yapmak için kullanılan endüstriyel bir kenevir bitkisidir. Gençtir ancak yetiştiricileri tarafından sağlanan aşırı miktarda taze organizmaları hızla büyümektedir. Tamam. Ölsün mü yaşasın mı siz karar verin. Bu sinek kapanıyla yer değiştirecek. Eğer ölsün derseniz bunu şey yapacağım, yer değiştireceğim. Bu ham madde, bence de yaşamalı bu. Yaşatıyorsunuz galiba. Buradan dönmez. Okey. Tamam. Şimdi kafamız karışmadan bunları bağışlayalım. Tamam mı? Sonra bunları da öldüreceğiz. Öldür, öldür, öldür. Doğru yapmışızdır inşallah. Bir de gidip şimdi kediyle konuşacağız, anasını satayım. Gideceğiz bir de kediye hesap vereceğiz. Biliyorum. Aa, triplere bak. Kedi varlığını tamamen görmezden gelerek masanın üzerine yayılmış durumda. Aman tanrım, sen inanılmaz derece tatlı ve kabarıksın. Öksür amına koyayım. Niye yalan? Aa, dur. Kedi kendi ne yaptım? Sana pasisi masanın üzerine dalmış bir bazı belgeler üzerine koyuyor. Tamam. Kedi bir dizi halinden memnun miyavlamayı tekrarlıyor. Daha sonra bir top gibi kırılıyor ve gözlerini kapatıyor. Şey, bu faydalıydı. Ah, yarın görüşürüz. Kedi çoktan var. Oğlum, çarım senin ağzına. Bu ne lan? Tamam, sıkıntı yok. İyi yapmışız. Gel bakayım. Tek başına Azrail. Güç parmaklarının ucunda, heyecan verici. Tek başınasın. Neden biliyor musun? Çünkü sana tuzak kuruyorlar. Oğlum bir dakika, bir dakika, ne oluyor? Kim? Kader. Ofisteki herkes. Lan! Ne zaman yanından geçse onlara baktıklarını görmedin mi? Başarılı olmak için gerekenlere sahip değilsin. Sen bir boşluksun. Kazıkta yanmak, kesti pişirmek, kaynatılıp bir tenekeye doldurulmak. Hayır, hatta hiç. Bu kadar çabaya değmez. Görüşmek üzere. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? Manipüle olmamı. Oğlum o kim? O kim? Kim o? Belki iyi birisi. Bu ne lan? Fani insanlık. Bir madeni para, genellikle gömülü hazinelerin en büyük bölümünü oluşturan şeydir. Tuhaf benekler. Ver amına koyayım ya. See, meat blind got much too warm nowadays Sus. though. So you're more than welcome to it. Daha korkunç olmak için aldım bunu. İyi yapmış mıyım? Bakayım. Uy. Uy, oğlum çok iyi lan. Oğlum çok iyi. Bence iyi ki aldık ha. Bence iyi. Bak. Ne bileyim, onu satayım. Pembe olsaydı pembe giyerdim bu arada. Bunu oku. Pekala, normale geri döndük. Bitki departmanı kendine çekidüzen verdi. Ancak sen tüm bu işleyişe çoktan aşina olmuş olmalısın. Kaosu azaltırız, düzeni destekleriz falan filan işte. Günün kotası, iki insan ölmeli. Dünyayı dengede tutalım. Bak, dünyayı dengede tutacak şeyler seçmemiz lazım. İki insan ölecek. Stavinas Durov, 31 yaşında yazıcı.
Stanislav. Kozmopolis şehrinin adresine çalışıyor. Hayatında dünyanın en hızlı katibi olmaktan başka çok az hedef var. Parmaklarını şimdiden şimşek gibi klavyenin üzerinde gezdiriyor. Ama başarabilecek daha çok şey olduğunu hissediyor. Tamam. Burada ne diyordu? Dünyayı dengede tutalım. İki kişi öldüreceğiz. 19 yaşında öğrenci. Saskia ders çalışmaya tutkulu genel olarak. Şu anlık herhangi bir yeri kazanmaya ya da bir şeyi başarmaya çalışmıyor. Sadece görüş açısına giren her şeyi öğreniyor. Bu yaklaşım onu en azından üniversite imtihan testi... Christopher. İnanılmaz derecede zarif bir balerin olmasına rağmen rakiplerinin gizlice tendonlarını koparmayı ve ayak bileklerini kırmayı planladı. Aa! Ölsün bu. Evinde kadın cinsel yönelik konusunda korkuları ve kafası karıştı. 16 yaşındayken onu evden kovdular. İki kişi ölecek. Dünyayı dengede tutalım. Dünyayı dengede tutalım. Christopher için oylama başlatıyorum. Ünlem öl, ünlem yaşa. Görüşürüz canım, kendine iyi bak. Buyurun. Yaşa diyen yok lan. Şerefsize bak ya. Şerefsize bak. Bu dönmez buradan. Sen öldün. Sen öldün kanka. Hakim. Anna Von. Anna 20 yıldır yargıç olarak çalışıyor. Ve işini çok seviyor. Adalet getirdiği için değil, pozisyonun getirdiği siyaset gücünü. Anna Gü Şimdi bak. 20 yıldır yargıç olarak çalışıyormuş. Tamam mı? İşini çok seviyormuş. Adalet getirdiği için değil. Ama kötü de bir şey söylememiş. Anladınız mı? Şimdi şu ölecek. Şunu şöyle bir kenara alalım. Şöyle bunu da tekrar bir açalım üstümüz önümüze. Kalemimizi de şuraya koyalım. Sizce hangisi ölsün? Öğrenci mi ölsün? Anlı diyorsunuz ama öğrenci ölebilir. Dünyayı denge tutalım dedi. Bir tane kötü öldürdük, bir tane de iyi öldürmemiz. Aa, doğru lan. Bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Hayır, cinsiyet yok. Dediğiniz gibi bir kötü bir iyi. Lan çok mantıklı lan dünyada dansçı ve öğrenci. Hakim mi? Ama bak burada diyor ki dünyayı dengede tutalım diyor. Yani dediğiniz gibi bir tane kötü öldürdüysek bir tane iyi. Ne diyorsun lan, ne diyorsun Gökhan? Görmüyorum ki, kel ölsün. Katip iyi yani. Discord'dan katılacaksın canım. Çekiliş değil, hediye. Karar veremedim ya. Gökhan, yani bence diyorsun da neye isnaden sence? Neye isnaden? Öğrenci ve herkes öğrenci diyor. Katille katip. Katille katip ne lan? Yazıcı ve dansçı. Katip ölmeli. Okey. Okey. Sizi mi kıracağım lan? Tamam. Tamam. Ne bok yedik, çok merak ediyorum ya. Hey. Gördüklerimizden hoşlanmıyoruz. Kanka sen kimsin? Ben doğuştan şüpheli
Bir Azrail'im. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Bizim dediklerimiz olmayacaksa sen tek oyna. Yani siz dediniz diye seçtim. Piksel piyonercim. Küre mi alayım? Dur bakayım. Enteresan. All of it. The profiles. What a Nasıl bir harabe böyle? Bizi dinle, Listen ölüm to us. diğerlerini değil. Shh. They're probably eavesdropping right Ne now. oluyor oğlum? Bir dakika, Let's burada bir go. sıkıntı var ya. Ah, perhaps you Küre. require to Küre light alayım the mı? fuse for a significant friend. Aa, küre alamıyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Benim 900 param var. Alamıyorum. Paramız yetmiyor. Dur, aha. O zaman hiç para harcamayalım, küreyi almayı oynayayım. Dur, kediyle konuşur. İçeri girdiğin sırada kedi sinirlenmiş ve rahatsız olmuş gibi masanın ortasına volta atıyor. Sebep? Miyav. Kedi kayıtsızca yerine dönerek masayı patır tırnaklarken not alıyor. Ne? Bunu iyi yaptım anlamına geliyor. Kedi dikkatlice gelinir ve kendini sallar. Az çok memnun gibi görünüyordur. Başıyla kapıya doğru hızlı bir bakış sallama. Ayrı... Ha, kedi bir de bizi kovuyor. Ama ne bileyim, kıyafet almak istedim. Hoşuma gitti. Ne yapayım? Kıyafet almak istedim. 500 paramız eksik. 2 gün daha çalışacağız. Eşek ki daha. Dur bakayım ya. Hızlı hızlı çalışırız şimdi. Bekle. Küreyi alınca ne olacak? Ben onu anlamadım. Ananı avra. Oo, burada niye kırmızı? Bu ne? Rakibi kazanı. O gelecek vadeli sporcu iki rakibini kasten öldürmekten yargılanıyor. Öldürmedik mi lan bunu? Toplamda 7 tane insan ölmek zorunda. Dini geçmişi olan en az 2 insan ölmek zorunda. Mümkünse emekli olan herkesi bağışla. Mümkünse diyor. Vay, ellerin oldukça meşhur olacak bugün. Ofiste ne atlar peşindesin? Verilerden anladığım kadarıyla tam bir karmaşa gibi görünüyor. Hayır, gayet iyiyiz. Bugün bir dakika, bugün biraz karışık. 7 tane insan öldürüyoruz. Tamam mı? Ha, küre seçimleri etkisini gösterir. Dünya yolunun etkilerini. Tamam, bundan sonra küre almaya oynuyorum. Mümkünse emekli olan herkesi bağışla. Dini geçmişi olan en az 2 insan ölmek zorunda. Tamam, başlıyoruz. Alessia. Şoför. Alessia tam bir hız iblisi. Kozmo şehrinde inanılmaz hızlarla dolaşıp çeşitli insanlara ve şirketlere paket dağıtıyor. Metin tavrı ve sakin sinirleriyle mükemmel bir ralli sürücüsü olabilir. Bunda gelecek var. Şimdilik bir dursun bu abla. Bunu şöyle alayım. Şu niye kırmızı lan? Posta memuru. 40 yaşında. Michael. Şirkette kendi işine adamış bir işçi. Tamam ölüm. Evet sen dinle. Neden böyle bir kuklasın? Masanda oturmak, akılsız bir işçi gibi tüm profilleri gözden geçirmek, kuralları yıkmanın zamanı geldi. Bugün tüm profilleri mahvetmeni istiyorum. Hem de hepsini. Tamamen işe yaramaz olmadığını herkes... Ulan! Arkadaşlar kafam karıştı. Ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onun sikiyim. Hepsi ölecek. Bir kişi yaşayacak. Bu da diyor ki kukla olma diyor. Bu ne? Bunu niye aldık biz?
posta memuru. Emekli olan herkesi ba... Oğlum herkesi bağışta diyor. Ne oluyor ya? Emekli değil. Mesaj mı veriyor? Bir daha okuyoruz, tamam. Michael, şirkette kendini işine adamış bir işçi. Tamam ölüm. Evet sen, dinle. Neden böyle bir kuklasın? Masanda oturmak, akılsız bir işçi gibi tüm profilleri gözden geçirmek. Kuralları yıkmanın zamanı geldi. Bugün tüm profilleri mahvetmeni istiyorum. Hem de hepsini. Tamamen işe yaramaz olduğunu herkese kanıtla. Bu bizim aynada... Ha işte bu... Ya sikeceğim, ne yapacağız? Ha dinliyorum. Bu ayna bence. Ne diyorsunuz? Hepsini bağışlayıp bunu keseyim mi? Bunu dinle. Tamam, bunu dinlemiyorum. Tamam, dinlemeyeceğim bunu. Siktir git. 7 insan. Bekleyin. Tarikat üyesi. Emekli, bak emekliyi bulacağım. Ve şey yapacağım, tamam mı? Bunu da bağışla, kuklu olma. Oğlum biz memuruz lan. Romaneo'cum yayın delisi almış. Metancım 10 bit göndermiş, kesin bereket. Oğlum 7 kişi ölmek zorunda diyor ya. Ne yapacağız? Emekli. 33 yaşında ne emeklisi lan? Bu bağış, bak şu bağışlanacak. Rahip. Ne yapacağız? Emirleri dinleme mi? Ulan nasıl emirleri dinleme? Biz çalışan değil miyiz? Ölmek zorunda. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Emekli yaştan diyorsunuz da dini geçmişi olan en az iki insan ölmek zorunda diyor. Ve bu adam da... Ne bu? Tamam. Ben emirleri dinliyorum abi, tamam mı? Emirleri dinleyeceğim. Emekliyi yaşatacağım, tamam mı? Şu yaşasın bence. Geri kalan herkes şey yapalım. Ama şu not benim kafamı karıştırıyor. Yani bu kim ya? Emirlerin tam tersini mi yapayım? Şunu yaşatıp gerisini öldürelim mi? Ne diyorsunuz? Evet evet, para biriktiriyoruz. Mustafa hoş geldin. Emekliyi çık, evet, evet kural dışına çıkmıyoruz. Okey mi? Emekliyi yaşatalım, diğerlerini asalım. Ben de öyle düşünüyorum. Kırmızı mesajla posta Abla kırmızı mesajla postada kırmızı mesaj var. Zaten bunlar sürekli böyle oluyor kotada. 7 kişi ölecek. Dur bakayım, böyle bir denemek istiyorum ya, ne olacağını. Öl, öl, öl. Abla biz oynamayacaksak, kendin oynayacaksak kendin oyna. Tövbe yarabbim ya. Okey, yani öldürüyorum ha. Öldürüyorum bak. Bak öldürüyorum ha. Yanlış yaptın. Bir deneyeceğim ya. Yanlış mı öldürdüm? Bakacağız, bekle. Oğlum... Dur bakayım. Saçım adam mı getir bana ya? İçeri girerken kedinin sırt üstü yattığını, görünmez bir şey vurmaya çalışıyormuş gibi patilerini havaya saldığını görüyorsun. Tövbe, cinli bu. Aniden dikkatini sana çeviriyor. Gözlerinde sinsi bir parıltı var. Kedi bakmaya devam ediyor. Kuyruğunun memnun olduğunu belirten tavırla sallıyor. Lady Hobbiton gözleri suçlu bir bakışla sessiz oturuyor. Hadi ama suçlu ben değilim ki. Kedi sessizliğini sürdürüyor. Kedi başını yavaşça sola çevirir. Kadir ile iletişime geçmeliyim. Cevaplara ihtiyacım var.
Kedi masanın üzerindeki tuhaf görünümlü telefona bakıyor ama sonra başını hayırdır aracını sallıyor. Hoş değil. Kedi arkasını dönerek sana karşı tamamen bakıyor. Oğlum sikir bak bu kedinin ağzını açacağım ha. Para ver. Kaç paramız oldu bizim? Küre alabiliyor muyuz artık ya? Alamıyoruz. Bir gün daha çalışacağız. Aa alabiliyoruz lan. Yo alamıyoruz. 100 paramız eksik ya. 100 paramız. 100 paramız eksik ya. Ne diyor bu? Ölüm. Yürüyüşe bak. Yaşayanların kemikleri toz haline getirmiş. Kalan nefesleri boğan bir toz fırtınası. Ne? Neler getirdiğine bak, acının aleti. Bütün gün bu işi aşırı şekilde insanlıktan çıkartıcı olduğunu düşünmüyor musun? Lan ben Azo'yum oğlum, ne alakası var ya? Pervasız bir canavarlığın aşkı. Kontrol kimse değil, şeytan gözümsüz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Acaba... Bizimle şeytan mı konuşuyor? Kontrol kimse değil. Şeytan gözetimsiz hayatı yiyip bitiriyor. Ve sen bir şeyler yapmam gerektiğini mi düşünüyorsun? Yapmalıyız değil mi? Ya siktir git kafamı karıştırma lan benim. Ben memurum. Ben memurum oğlum. Manyak mı ne? Memurum lan ben. Memur zihniyetim var benim. Eski çocuk aktör polis bastığından sonra Zafer Yalıkoğlu'nun ölü bulundu. Aşırı doz uyuşturucudan şüpheleniyor olan. Herkesi öldürdük anasını satayım ya. İyi günler ölüm. Dünya muhteşem bir şey. Burada gördüklerimize inanamazdın. Şimdi dünkü kargaşayı dengelemeye çalış. Başarı ancak bir avuç ölümle sağlanabilir değil mi? Günün kotası. 3 insan ölmek zorunda. Hukuki geçmişi olan tüm insanları bağışla. Öngörülemeyen bir mantık elimize rehberlik eder. Ancak ne de olsa bir mantıktır kader. 3 insan öldürüyoruz. Hukuki geçmiş olanları bağışlıyoruz. Okey. 3 insan öldürüyoruz. Nikolas. Nikolas ulusal sırları öğrenmek için rakip bir ülkeden Kozmopolit şehrine gönderildi. Ve iyi entegre bir uykucu ajan olduğu için kimse ondan şüphelenmiyor. Görevinin başarısızlığı felaket olabilir. Nikolas giderek daha fazla bağ olmasına rağmen korunmak için... Bir aile kurdu. Galiba bu yaşayacak. Emirlere niye karşı geliyorum ben anlamadım ki. Para kazanmak istiyorum ya. Ulan ben... Niye karşı geleceğim? TR üstek... Evet üstekler için çalışıyorum. Tresçim 36 yaşındaymış. Tres'in ülkeye sokup çıkaramayacağı hiçbir şey yok. Ne olursa olsun bir yolunu buluyor. Uyuşturucu, silah, nesli tükenmekte olan hayvanlar... Antikalar, eski eser. Oo, bu ölsün la. Hadi. Tres kötü bir adam, kaçakçıymış. Oylamayı başlatıyoruz. Ünlem öl, ünlem yaşa. Kedinin oyuncağı olduk harbiden. Ulan kedi acaba bize kötü şeyler mi veriyor ki? Ne sokup çıkar? Vallahi her şeyi sokup çıkartıyormuş kardeşim. Her şeyi. Uyuşturucu, silah, nesli tükenmekte olan hayvan, antika, eski eserler, hatta insanlar. Mülteci getiriyorlar ülkemize öyle düşün. Tamam bu cici. Bu ölüyor. İklim bilimci. İlk yıllarını balık bilim okuyarak geçirdiği sahildeki küçük bir köyden geliyor. Daha sonra bu dikkatini küresel meselelere, gezegenimizi oluşturan bireylere ilişki çok sayıda ağlarla bir bu anlamadım bunu. Tarikatçı mı? Naira, kendilerini orman ruhuna adamış bir grubun sadık bir üyesidir. Güçlü, iri yarı meşe, ormanın geri kalanından çok daha yaşlı göründüğü için hem ruhun hem de ağacın gelecekten geldiğine inanıyor. Naira doğadan hoşlanır ancak lideri için garip bir şekilde önemli görünen törensel dal kırbaçlamaya o kadar da hevesli değil. Tarikatçı deyince biz yanlış anladık. Bir dakika, böyle bir tarikat değilmiş. Bekleyelim, tamam okuyoruz. 3 kişi öldüreceğiz, bir tanesini seçtik. Nezaret memuru. Şimdi nezaret memuru hukuki geçmiş olarak sayılabilir mi? Yani hukuk. Şimdi hukuktan kaynaklı içeri açıyorlar. Ne diyorsunuz? Amira. Bir mahkumdan gizli bir ana uyuşturucu hapishane... Ne? Hapishanenin ana uyuşturucu tedarikçisi mi?
Diğer yandan hapishane sistemindeki tüm ülke boyunca otomatik olacak, tüm personel kalacak ve sadece robotları barışacak olan bir maliyet düşürme rejimini geliştirdi. Ölsün lan bu. Oylama açıyorum. Amira için oylamamız açılmıştır, buyurun. Ölsün ya da yaşasın, buyurun. Dur şimdi, geçmişi var, onu bek, bak onu bekleteceğiz şimdi. Aa, hukuki geçmişi olan tüm insanları bağışla diyor arkadaşlar. Bir dakika bak, bunu tartışmamız lazım sizinle. Bunu tartışmamız lazım. Şimdi bak. Burada net bir şekilde hukuki geçmişi olan tüm insanları bağışla diyor. Şimdi bu nezaret memuru olduğu için hukukla bir alakası var mı? Var. Hani hukuktan kaynaklı girenleri şey yapıyor ya. Diş hekimi. Var sonuçta. O zaman yaşayacak. Siktir. Yaşayacak mı lan bu? Bu kadı yaşamayı hak etmiyor ki. Ananı avradını. Ne? Anais bir köpeğin diplomasını yediğini ve herkesin onun gerçek bir dişli olduğuna inanması gerektiğini iddia ediyor. Anais ne yaptığını biliyormuş gibi görünmek için rastgele bir şekilde hastaların dişlerini deliyor. Açtım oylamayı. Ünlem yaşa, ünlem öl. Lan? Kararı ben de verebileceğimi biliyorum da hani beraber oynuyoruz ya. Bu öldü. Tamam. Siz diyorsunuz ki artık aynayı dinlemelisin çünkü bana kötüleri mi yaşattırıyor diyorsunuz. Pisliğin teki gebert. Peki size bir şey daha söyleyeceğim. Bugün de bence dediğini yapalım ki şu küreyi alalım, tamam mı? Küreyi aldıktan sonra aynayı mı dinlememiz gerek, anlamadım ki ben ya. Ulusal selam için rakip bir ülkeden. Yani kurallara uyman da gerekmez. Ama para vermez. Bana kötüler mi iş yaptırıyor? Jetoncum, 3. ayımız kutlu olsun. 5 sene mi oldu? Ne 5 be? 3 ay olmuş. İyiyim Redcim, sağ olasın canım. Dur bir dakika, bir şey deneyeceğim. Şu 2 tane seçtik ya, bir tane daha seçiyorum kafama göre, tamam mı? Bekleyin. Bu yaşa, bak şu bir yaşasın bakayım. Rastgele bir tane daha seçiyorum. Tarikatçıyı atıyorum ya. Tarikatçı bir şey olsun. Bekleyin. Bağışla, bağışla, bağışla. Tamam. 3 insan da ölsün. Ay. Ara bakayım. Öldür, öldür, öldür. Şu aynayla bir konuşmaya gideceğim. Şu aynayla bir konuşalım. 10 gün sonra 2 sene mi olacak? Oo. Dur bakayım. Paramızı bir alalım da artık, anasını satayım. Kedi uykuda gibi görünüyor. Ara sıra horlamaya benzer yumuşak mırıl çıkartıyor. Hala bu kadar pofuduk olduğunu... Pişt, kedi incele! Bir rakamdan sonra kedi masanın üzerinde bekleyen sıradan belge yanını ağır ağır koklar. Ansem'i koklayarak şey yapıyor. Kedi birkaç tane de belgeler incelemeye devam ediyor. Sonra memurun görünerek arkasını dönüyor. Kedi sana bakıyor, yavaşça göz... Ha, soru soracağız. Kader hakkında ne düşünüyorsun? Ne demek istedi? Peki ölüm hakkında ne düşünüyorsun? Sana şaşırmış şekilde göz kırpıyor. Peki yaygın
Vergilendir... Ne? Peki neden bu kedi konuşmuşum? Ya yemin ediyorum kedi sana meraklıca bakıyor. Oğlum çıkmak istiyorum buradan ya. Kedi uyuklamaya başladı. Tamam çıkıyorum. Tamam sal beni. Ta para mı ver benim? Küre olacağım artık. Ver tamam küremizi alalım. Bak hesap soruyor la. Kediye baba nasılını satayım. Bak kesin küre yok burada. Ver şu küreyi bana. Küre alıyoruz değil mi? Well, scuttle me boat, why don't tamam, küreyi aldık. Clear ne olacaksa küreyi. Tamam, sal beni, 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 sal beni. Buraya giremiyoruz. Burada da konuşma yok. Evet. Sabah oldu. Ananı avradını. Bir dakika bu kötü bir şey mi? Mesela bu şu an iyi mi? İyi mi kötü mü? Orayı niye iyi olduğunu düşündün? Bir dakika orayı iyi olduğunu söyledi. Niye iyi yani şu an? Onun simülü lan. Şimdi bunlar kötü. Tamam mı? Galiba yanlış yapıyoruz, doğru. Şimdi bunun ölüm var kötü. Ulan biz ölümüz ya zaten. Masamda pati izleri var. Vay kaşar kedi. Oğlum o kedi kötü. Yoksa değil mi? Ah, haksız yere kötülenen şanslı sayı. Onun çocuk tarz numerolojinin geçerliliğini pek anlamıyorum. Sadece normal bir gün. Tıpkı diğer günler gibi. Bugün galiba 13. Cuma. Günün kotası toplamda 3 insan ölmek zorunda. Din alanındaki insanlar ölmeli. Sanatla ilgili geçmiş olan bütün insanları bağışla. Kedi kötü galiba. Bana da öyle. Lan! Kağıtları kedi çalmış. Kediye kaderi sorduktan sonra masaya geldi şüpheleniyor. Kedi yok. Kedi patisi kulağını temizleyerek masanın üzerinde uzanıyor. Ne yapıyorsun be kedi? Kedi bir an duraklıyor. Sonra senin sertliğine aldırmadan kendi yalamaya devam ediyor. Dosyalarımı çaldığını biliyorum seni pislik. Kedi yanıt verme fırsatı bulamadın. Telefon kulakları sağır eden metalik bir tıkırtı çalar. Tanıdık bir ses duyarsın. Hello? Merhaba. Hello? Lady Poddington. Is Grim there? Evet buradayım. Oh goodness. Grim, I heard that. I understand the job can be stressful. That these decisions do not come. Oğlum bir saniye. Değişik bir şeyler oluyor şu an. Devam. But you cannot let everybody live. Such action. Ben herkesin yaşamasına izin vermedim. That is what I am for. Trust me, it will be for the benefit. What? Could you repeat that? All I hear. Dedim ki, kedin dosyaları çaldı. You know what the job entails, Grim. I do hope. Umarım gelecekte bu tartışmayı tekrarlamak zorunda kalmayız. Harekete geçmeden önce düşünmelisin hepsi bu. Think before you act. Çok güzel kedi. Ne yazık ki zaten kedi horospu bir de uyudu ya. Kaşar bir de para alamadım onun yüzünden. Abla küre yapmış olduğu kararın insana etkisini gösteriyor. Denge denge derken dünyayı alev altına bırakmışsın. Ben bana söylenenleri yaptım kardeşim. Gel bakayım aslan parçası. Tamam. Tamam şu andan itibaren iyileri bak burada diyor ki 5 insan ölmek zorunda. Ulaşım endüstrisinde herkes ölmeli. Profil destesinin sol tarafından ney? Şu an kötü
kötü olanları öldürüyoruz. Tamam mı? İyi olanları yaşatıyoruz. Okey mi? Okey misiniz? Tamam, şu an kötü olan... Anlatın ki ya. Trivi... Şimdi bak. Rajes abimiz para için petrol kırma endüstrisinde çalışıyor. Ve çevrecilerden gelen hiçbir çığlık onu yeniden düşünmeye sevk etmeyecek. Kariyer basamaklarını tırmanmaya ve bir gün petrol kırma firmasının patronu olmaya kararlı. Bu adam kötü. Doğru mu? Öldür. Bunu bak, buna bak, direkt basıyorum. Ha, bak. Aha! Doğru karar verdik amına koyayım. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle ilerliyoruz, tamam mı? Bak, şu an iyi oldu. Gel bakayım. Nalia küçük ama zengin bir ulus olan Zarsurt'un başkanlık ofisine seçilen en genç kişi. Sayısız, inanılmaz ağır zırhlı uçak kalesinin inşasına imza attı. Gökkaleler bunu bak. Bu iyi. Ne diyorsunuz? Bu yaşasın. Bu abla kötü bir abla değil. Bu yaşasın. Bak bir de böyle deniyoruz. Bağışla. Siktir, kötü bir şey yaptık. Eksi oldu lan. Gel bakayım aslan parçası. Hava üstünde doğup büyüyen Kevin gergin savaş durumlarını, uçaklar uçurmanın heyecanını seviyor. Ailelerin askerlik geçmişi var. Kevin kendini eşine ve yedişik çocuğuna adamıştır. Nadiren kendine zaman ayırır. Bu adam iyi bir insan. Ne diyor ya? Tamam. Radyolog. Ala yerel hastane olduğunu mesela yaptı sonra ödülen. Eğer zor hastaneyesiz ki. Bak. Bu iyi birisi. Ne diyorsunuz? Bence bu yaşamalı. Hayır. Şu an biz tamamen şeyi değiştirdik. Neydi onun adı? Biz mevzuyu değiştirdik arkadaşlar. Biz kafamıza göre seçiyoruz. Artık biz bakıyoruz. Kötüyse öldürüyoruz, iyiyse yaşatıyoruz abi. Biraz dengeyi değiştirelim. Ağza sıçtık buranın çünkü. Koruma. Thornton vücutları sever. Bu yüzden koruma oldu. Hayatta vücutları zarar görmekten korumaktan başka bir şey istemez. Açıkçası oldukça onurlu bir meslek. Son zamanlarda çok popüler ünlü için gardiyan oldu. İşte olmadığı zamanlarda fazlası egzersiz yapmak hoşlanır. Bence bu adam... Normal, kendi halinde, bak adam normal, kendi halinde iyi bir insan. Ne diyorsunuz? Sonuçta birisine iyilik yapıyor. Yaşasın mı? Okey misiniz? Yaşatıyorum. Rapor vermeye bile gitmeyelim. Oluyor mu lan öyle bir şey? Ha? Çok iyi. Oğlum çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz aga. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden iyi gidiyoruz. Ha, mavi yapacağız buraları. Karay Heaven, bahçıvanlık, Karay'ın en sevdiği boş zamanlar kısa ayrıca onun mesleğidir. Yenilebilir egzotik bitki yetiştirmekten ve farklı tarifler denemekten hoşlanır. Aynı zamanda doğal zehirler konusunda da uzmandır. Aa, bir dakika. Bir saniye. Bu bitki bilimci zehir de yapabiliyormuş. Ne diyorsunuz? Doğal zehir yapıyormuş. Yaşatalım mı? Ne diyorsunuz? Ölmeli mi? Ama doğal zehirler bazen iyi şeylerde de, yani şimdi zehir biliyorsa panzehir de biliyordur. Ne diyorsunuz? Ölsün diyorsunuz. Ölsün diyorsunuz. Okey. Bak. Şurayı iyi inceleyin şimdi. Bunu ölsün dersek ne olacak? Bir sike yaramadı. Tamam.
Genç bir süpermarket tesadüfen bir olay hayatını raydan çıkardığında biraz ekstra para için bir gıda kuryesi işine başlamıştı. Bir müşterinin omzuna dokunduktan sonra yoğun bir vizyonla karşılaştı. O zamandan beri herkesi, insanlar arası her şeye gücü yeten bir varlığını yürütmeye ikna etmeye çalıştı. Genellikle mağazalarda oyalanır ve insanların bu varlıkların gerçek olduğuna dair bir dilekçe imzalamalarını ister. Ağaca bak. Dalları çatladı, yer burkuldu mu? Ne diyorsunuz buna? Tarikatçı ölsün. Ölsün, okey. Bakın şimdi şu küreyi bir bok olmadı. Kamyon şoförü. Şayka. Uzun mesafe kamyonculuğu bayağı sıkıcı olabiliyor ya da sinir bozucu ya da rahatlatıcı. Sorunları düşünmek veya sesli kitap prosket dinlemek için bolca zaman veriyor. En azından sesli zamanını arazide kamyon sürmemek. Yani bu kötü birisi değil bence. Ne diyorsunuz? O nötr oldu. Yani bence bu... Redcim, sabahki yayın için niye kusura bakayım canım benim? Şey, spam yapıyorsun ama. Yaşamalı. Tamam, yaşamalı dedim. Bağışla. Vallahi bir şey yaptık ama hayırlısı. Hava Kuvvetleri Yüzbaşı. Şimdi arkadaşlar, bize notta diyor ki ulaşım endüstri ulaşımlı Kerem onun dediğini ya. Hava üstünde doğup büyüyen Kevin gergin savaş durumlarında uçakları uçurmanın heyecanını seviyor. Ailelerin askerlik geçmişi var. Kevin kendisini eşine... Bu bence iyi bir adam. Ne diyorsunuz? Bakın buna ne diyorsunuz? Kurallara göre ölmeli. Ama şimdi biz kural dinliyor muyuz şu an? Yaşasın. Bağışla. Savaş seviyor. Hayır, savaş durumlarında uçak uçurmanın heyecanını seviyor. Bu adam yaşamalı. Bağışla. Sikiyim, şurayı yaktık. İşsiz. Mevcut tüm aktivitelerini ama sadece TV izlemeyi, bilgisayar oyunları oynamayı, bira içmeyi, pizza yemeyi. Bu biz. Annesiyle birlikte yaşıyor 25 yaşında. Hayatta dünya kadar boş harcamak başka bir görev iddia ediyor. Yani bu adam nötr bir adam. Ne diyorsunuz? Vallahi burası yandı. Burada yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Bir etkisi yok gibi. Biz yaşayalım bence. Bu biziz. Gel bakayım. Amına koyayım. Alev aldı her yer. Gitmiyorum, tamam mı? Bak, gitmiyorum. Odama gidip yatıyor. Ay, para, bir şey söyleyeceğim. Para vermez bize. Paraya ihtiyacımız var mı şu an? Ne diyorsunuz? Yok. Şişt, gördün mü? Ne dedim ben sana? Oo, dur. Evet, sen haklı. Ne dedin? Diğerleri arkandan komplo duruyor. Sonucu gördün. Gardını indirmeni beklediler. Fısılaştılar. Ne biliyorsun? Söyle bana. Beni başarısız yapacaklar ve korkutacaklar. Hemideciğim, 30. ayımız kutlu olsun. Hayır, tahmin etmelerini sağla. Ve arkanı kolla. Aa, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Parası onun olsun da rapor vermeden bizi şey yapmıyor. Uyutmaya göndermiyor. Mecburen annene avradını gelmiş. Gelmiş. I have returned. Seni Did you özledim. miss me? Great. Harika. I'm Sık glad yaptığımız you enjoyed konuşmamızdan our keyif friendly almadık. discourse. Bak, buna 200'le oynayacağız, tamam mı arkadaşlar? Buna böyle mırın kırın yapacağız. So, okay. Pekala, tamam, Yes. evet. Bugün 2 haftalık performans Today, değerlendirmen. but before that, Ancak we bundan must önce quickly günlük check your davranışları daily hızla kontrol conduct. etmeliyiz. Where Şu did I place evraklar. those? Okey. Right. Peki, doğru gibi Seems to be görünüyor. Her neyse, correct daha for önemli olan what happened. değerlendirmeye geçelim. Şimdiye kadar iyi, oldukça iyi oldum, A evet. fair assessment, I may agree. Güzel. In essence, you Özünde are a sağlam solid ve and kendini işine adamış dedicated bir işçisin. worker. Kurallara göre You oynuyorsun. Sana play by the söyleneni book. yapıyorsun. There Kesinlikle. is little to criticize in your conduct. Except perhaps for the Devam minor, edin. one might expect at Bu least an kader, inkling of evet. En rebellion. azından küçük bir isyan Does an belirtisi autonomous beklenmeli. personality hide anywhere with...
Sen güvenilirsin, sadıksın, saygısın. Memnun olduğun tek şey bu mu? Şimdi açıkçası sana küçük bir ikramiye verilecek. Kimse onu kazandığını iddia edemez. Böylece devam nihai değerlendirme 2 hafta sonra olacak. Keep it up. The ultimate evaluation is in 2 weeks. Para aldık. Okay. Ananı avradını ya. Oğlum dünya çok kötü. Yemin ediyorum çok aşırı kötü. Toplamda 5 insan ölmek zorunda. Bilimsel geçmişi olan en alt 3 insan ölmedi. 30 yaşında ya da daha geç en az 2 insan ölmedi. Şimdi aynı şekilde mi devam ediyoruz? Bunu kapatıyorum. Aynı şekilde bakıyoruz. İyi ise yaşatıyoruz. Kötü ise öldürüyoruz. Doğru mu? Kenzo evrene ve onun gizemlerine derinden ilgi duyuyor. Ancak büyüdüğü yeri terk etmeyi sevmiyor. Aynı ben. Bir uzay gemisine binmeyi asla düşünmezdi ama evrene kendi evinin rahatlığından bakmayı seviyor. Çok sayıda UFO'ya tanık olduktan sonra evrenin bizi ziyaret etmesi konusunda biraz endişeli. Yani bu adam... Ne diyorsunuz? Nasıl kurtulmaz ya? Kurtulabiliriz bence. Ne diyor ya? Kurtarırız ya. Yaşasın. Kaykaycı. Kozmopolis'in bu yakasında en harika taklaları hiç kuşkusuz. Sadece onlar değil, ayrıca topuk takları, yunus takları. Bak bu arada burada iyi bir şey yaptık. Düzelteceğiz aga, düzelteceğiz. Yani bu adam da iyi gibi, ne diyorsunuz? Niye ölsün ya? Oğlum iyi gibi, Nameless niye öldürdün ki? Yaşamalı bence de bu. Hayır, biz hiçbir şekilde artık şeye uymuyoruz. Onun istediklerini yapmıyoruz. Ben tamamen kafama göre takılıyorum. Ya bir yerde yanlış yapıyorum ama ben kafamı toparlayamadım ya. Niye ölmeli? Nameless'cığım bana onu anlat. Yani ölmeli. Niye ölmeli? Bana ölmesinin sebebini anlat yani. Mantıklı bir şey söyle ki seçelim. Ben kafam karıştı benim şu an. Arkeolog. Euro bugünlerde soğuk bölgelerde kalış çalışması düzenliyor ve don tabakasında efsanevi devasa evcil fareler çağından kalma eserler bulma umuduyla kazıyor. Bence bu adam yaşamalı. Bu adam mutlaka yaşamalı. Bu adam çünkü arkeolog. Yani bilimle alakalı çalışıyor. Ben buna yaşasın diyorum. Bağışla. Eksi verdik. Sıçtık. Katkısı var ama bak mesela eksi verdi buraya. Niye eksi verdi? Ami Morin. Ami bir yandan da bakıyorum Nameless ne yazacak diye de. Tekrar okur musun ablacığım, ben mi anlamadım? Şimdi arkadaşlar. Şundan mı bahsediyorsun? Şimdi biz buna göre şey yapmıyoruz. Şimdi 6 tane insan ölmek zorunda ama dünyanın amına koymuşuz. Tamam devam edelim. Çel kırmızı cüce yıldızları ve sistemler yaşayabilir gezegenler bulma olası araştırmaya odaklanıyor. Hayat boyu süren bilim kurgu hayranı olarak çocukların fantastik romanı özgü... Bak bu adam da bence iyi birisi. Ne diyorsunuz? Uymuyoruz. Cehennem, harbiden cehennemi yaşatıyoruz dünyada. Bu yaşasın mı ölsün mü? Oylama. Şey elvan sen de. Bu arada şuna göre oylama yapın. Dünyayı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ünlem yaşa, ünlem öl. Ulan hep dünyayı siz yaktınız ya. Aga eksi verdi ya, ben anlamıyorum ki. Geceyim ya. Ami. Mesela bak bu kaçak avcı, anladın mı? Bence bunun ölmesi gerekiyor. Ne diyorsunuz? Bak diyor ki dağ kedilerini avlıyor diyor. Bu ölsün. Bak bir deneyeceğim bunu. Ha, ha, düzelttik. Aha düzelttik. Şerefsizim, düzelttik. Bak.
Tamam. Kaykaycı. Sen bir dur, kafamı karıştırıyorsun. Tamam. Ölsün birisi. Tamam. Nora çok katlı pazarlama komplosu başarısı olduktan sonra normal para kaçırma işine döndü. Güzellik ürünleri. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bunu öldürüyorum bu arada. Ne diyorsunuz? Bunu öldürelim, değil mi? Kötü bu. Oh! Aha bak, yangını düzelttik. Tamam. Hadi yapabiliriz. Dünyayı kurtarabiliriz hadi. Don Fury 46 yaşında gangster. Eski mafya romanları filmleri kendine örnek almaya çalışır. Ancak bu hikayenin organize suçla hiçbir bağlantısı ve alışı olmayan yazarlar tarafından uyulduğunun farkında değildir. Çok geçmeden suçta namus kuralları ile aile bağlı olmayan ancak suç sadece suçtur. Gangster kötü bir şey. Bu ölsün. Basıyorum. Anne ya yanlış yaptık. Değiştiremiyor muyum? Arkadaşlar değiştiremiyoruz. Siktir ya. Yaşayacakmış arkadaşlar. Düşük maliyeti uzaktan kumanda hava araçlarının dayanım sistemlerinin alt yapısı için teknoloji. Yiyecekleri mağazalardan ve sonra insanları güvenli bir şekilde taşımak. Bağışla. Ananı sikeceğim ya. Gene yanlış yaptık ya. Bağışla. Sıçtık ya. Yemin ediyorum sıçtık ya. Buradan bir şey söyleyeyim. Bu toparlanmaz ya. Vallahi buradan sonra toparlayamayız biz ya. Yes. You did it, Reaper. You have achieved. Niye Your başardın? grandeur grows with every passing moment. Ne oluyor? Soon we'll be but mere motes beside your Oğlum bu blazing. kim? Nothing. I wouldn't dare say a Ya thing. size bir şey söyleyeyim mi? Bu Young beni man. manipüle ediyor ya. Buna inandık ya. Sizin yüzünüzden buna Carry inandık. forth your deed of darkness, Reaper. But stop before it's too late. Bu bizi sıçtırdı oğlum. Bu kötü bir Already adam it late as bu. we speak? The dusk nears. Ananı avradını sıçırttı bizi bu, sıçırttı bizi bu. Good evening, Grim. I hope you are doing well. Çok I iyiyim forgot to kanka. ask you yesterday. How did Çok it feel? güzeldi. Well, let Pekala us hadi hemen quickly go sıradan. over the usual. You have marked. I Umarım really bu hope you hatalardan kaçınırsın. Dürüst honestly, olmak this gerekirse corporate kurumsal görev mandate biraz is ama ne growing yapmasın. up. Speaking of, Söz açılmışken dün kaderin yesterday önemli bir an marked oldu. a significant Değerlendirmeden moment memnunmuşsun. in your Evet. career. Perhaps one. This reminds me. Bu bana şunu Have hatırlatır. Herhangi bir you sorun mu any var? Samimi bir questions? diyalog kurmaya uzun It zaman has been a oldu. while since we have. What do you mean? Olması gerekeni seçiyor ve böylece gerçekleşmesini sağlıyor muyuz? Oh, Evet. nothing of the sort. The world and the people therein Öyle bir create the şey yok. Dünya ve situation oradaki themselves insanlar bizim without our müdahalemiz olmadan interference. durumları kendileri yaratır. Our data mongers assemble, collate and Abla examine kötü one yaptığın sweet kağıtları yırt o zaman data eksik ha and hayır. calculate the Yırtamıyorum parameters for the ki. necessary Rotan Evcim Prime'ını bana kullanmış. Teşekkür ederim. Bay Kayacım 4. ayımız kutlu olsun. We do not directly cause Seçimlerin deaths, biraz da değiştirilseydi de although our oradan ölümlere choices neden will olmalıyız. modify the Nasıl olabilir? structure Profili işaretlersen bu kararlar diğer slightly. insanları etkilemez mi? In a sense. But this is certainly not a one-to-one Bir sequence of anlamda ama causal bu thinking. kesinlikle nedensel bağlantıların birebir dizisi değildir. You should consider. Düşünmelisiniz. Zaman burada biraz Time farklı works a bit. işliyor. Anything Bir else? gün ne kadar? Ah, the complexity of time. Okay. I am sure you did not think only 15 Eminim gelişinden days bu have yana sadece passed 15 gün since your geçtiğini arrival. düşünmemişsindir. Orta büyüklükteki bölgendeki Considering olaylar the sıklığı frequency büyüklüğünü and hesaba magnitude katarsak. of events, Ne zaman nasıl time is an çalışıyor? Zaman inconsistent tutarsız bir flux. akıştır. While you Sen rest, dinlenirken günler, days, haftalar, weeks, aylar months farklılıkları geçer. profiles from diverse moments appear on the same day, interlaced. On Hayır, vampir arrival, yazmıyor. time O and space bizim stretching beyond. kıyafetimizin şeyi. That is why Bundan dolayı nedense causal links bantırmıyorum. are Bu denge difficult to anlaşılması karşısına establish. sahiptir. Anything else? You are a death Sen bir spore. ölüm doğmasısın. I Seni farklı crafted you out malzemelerden of different yarattım. materials. Parçalarım nelerden geldi? Store and Mağara ve manipulated. mekanlar. Başka bir şey var mı? Anything Satranç else? oynar mısın? No. Hayır, ben bunun yerine I Git am adlı bir oyunun yakından speculating to ilgiliyim. this Estetik game açıdan called hoş ve daha zevkli. Girl. Anything else? Until tomorrow, Grim. Şimdi arkadaşlar. Sonuçta
Bizi bu adam yarattı, tamam mı? Şöyle düşünüyoruz. Bizi yaratan bu adam. Ve bu adam bizi neden yarattı? Verdiği görevleri yapmamız için yarattı, doğru mu? Ve aynamızda bizi manipüle etmeye çalışan birisi var. Ben aynamızın içinde olan birisinin, yani kimse o, ben onun iyi birisi olduğunu düşünmüyorum. Ne diyorsunuz siz? Peki. Bu sefer ölümün bize dediklerini yapalım mı? Ayna benim yansımam mı? Toplamda iki, dur. Dengeyi güçlendirmek için yeni metotlar denemeye ne dersin? Bak, bir şey söyleyeceğim. Kader bizim bence iyi olmamızı istiyor. Daha yapısal nitelikli bu tekniklere oldukça güvenim var. Günün kotası. Toplamda iki insan ölmek zorunda. Profil destenin zıt uçlarındaki insanlar ölmek zorunda. Yani bir sağdan bir soldan öldüreceğiz, tamam mı? Bir sağ bir sol öldürüyoruz. Buraya iyi bakın. İki insan öldürmek zorundayız. Ne oluyor lan? Ne oluyor mu ne koyayım? Ona dışarı yandı. Bir sağ, bir sol. Sağdan aldık. Mezun olduktan hemen sonra Kalep garip deneysel patojenleri araştırdığı Zarsut Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. Amacı insan hücre jenerasyonunda potansiyel bir atılım elde etmek. Çoğu zaman çok keskin aletlerin kullanılması gerektiğinden oldukça tehlikeli bir iştir. Şimdi genç bir araştırmacı, bence bu yaşayabilir. Yani şimdi bu yaşarsa, bak tamam, bu yaşarsa bu ölmek zorunda, bakalım. Kuratör. Modern sanat aynı anda heyecan verici ve kafa karıştırıcı olabilir. Bazı sanatçılar insanları göle çekmek için kısıtlı olarak çirkin eserler üretiyormuş gibi geliyor. Böyle öyle olduğu için de... Sizce? Hangisini öldürmeliyiz? Celep mi ölsün diyorsunuz? Bir dakika. Biriniz diyor ki yaşamalı diyor, biriniz ölmeli diyor. Hayır, diğerlerini, o bak, diğerlerini okumayacağım. Şimdi bakın arkadaşlar. Destenin zıt taraflarından öldürmemiz gerekiyor. Yani bir tane sağdan, bir tane soldan öldüreceğiz, tamam mı? Yani şu ikisinden birini öldüreceğiz, sonra şu ikisinden birini öldüreceğiz. Yani bunu mu öldürelim önce, bunu mu öldürelim? Bana bunu söyleyin. Oylama istiyorsunuz. Celep ölsün diyenler, başladı oylama. Ünlem öl, ünlem yaşa. Arkadaşlar nasıl öyle değil, kurban olduğum. Bak diyor ki profil destenin zıt uçlarındaki insanlar ölmek zorunda. Profil destesinin zıt insan, yani öyle değil mi? Yanlış mı anladım ben? Bu adam yaşasın mı istiyorsunuz? Okey. Bu yaşasın istediniz. O zaman bu ölüyor mu? Kişilik olarak mı zıt olmalı? Ben beklesenize bir. Palyaço okulundan uzun zaman önce mezun oldu. Ancak ücretli bir palyaço işe arayış sonuçsuz kaldı. Üstadlı kaybetme korkusu küçücük dairesinde balon hayvanları yapmaya devam ediyor. Ayrıca bazı ürkütücü bulabilen karakterlerde 7-24 kalıyor. İşsiz. Kitap ekonomisi. Son 5 yılda işin... Tamam. 2 zıt uç diyor. Yani düşünce olarak zıt mı? Ben ölsün. Okey. Doğru karar. Bak siz beni dinleyin, tamam mı? Siz beni dinleyin. Şu ikisinden birisini öldürelim. Bak.
şu ikisinden birisini öldürelim arkadaşlar. Şunu yaşatalım. Bak bekle bak. Seyret beni. Amına koyayım, yanlış yaptık. Kadın ölsün. Al. Kadın ölsün. Bak şurada tamam. Burada doğru yaptık. Bak şurada bir canlanma oldu. Kağıda uyarsak, evet evet, kağıda uyarsak veriyor. Yani biz bizim odamızdaki aptal aynayı boşu boşuna dinledik. Ya ortalığı karıştırdık bence. Bir dakika, annemlerden mesaj gelmiş olabilir, bir saniye arkadaşlar. I have been deliberating a matter. Perhaps you can be of assistance. Aa, fotoğraf atmış. Ay kıyamam, çok yorgun görünüyor ya. Kıyamam lan. Benim de kafam karıştı. Ölüm benim saygın meslektaşım. Bir konuyu düşünüyordum. Belki yardımcı olabilirsin. Okey. Yazar mı olmalıyım? Pek çok etkileyici kurgu eseri yazabilirim. Ne de olsa ben bir yaşlıyım. Çok tecrübem var. Neden olmasın? Gerçekten neden olmasın? Düşünmeye devam edeceğim ama şimdilik günlük, evet. Usule bak. Şimdi bu adamın istediğini yaptım. Pekala, şimdi git müzakerelerime geri dönmeliyim. Okey. Maaşımı azaltmıştı. Abla, bu adam aslında seni manipüle ediyor. Eğer dengeyi kurarsan... Ha. Niye sonunu söyledin ki? Söylemeseydin keşke. Bir tur daha oynayalım. Bir tur daha oynayalım, ondan sonra yatmaya gidelim bence. İnşallah inşallah ya, foto... Ya bugün çok korktum arkadaşlar. Çok geç çıktı ulan. Öğlen saat 12'yi 20 geçe hastaneden almış, şey, odadan almışlar. Ameliyathaneye götürmüşler. Akşam saat 8'de mi ne haber verdi lan babam iyi diye. O adam beni manipüle ediyor. Diyorsunuz. Yoğun bakın mı lan bura? Babam bir şey hayır demiş de neye hayır dedi? Babama da korkuyorum bir şey sormaya. Beni aç. Okey. Alt sıradaki tüm insanlar ölmek zorunda. Ne alaka? O zaman kendin yap. Oğlum çok saçma. Teşekkür ederim. Kaosu uzak tut, olur mu? Bak alt sıraya bakıyorum. Sahtekar CEO. Charlie kardeşi Albert David'in şirket parasını saklamasına ve yıllarca, hatta belki de 10 yıllarca vergi ödemekten kaçınmasına yardım ediyor. Ayrıca içeriden öğrenilenleri, ticareti ve diğer dolandırıcılık faaliyetleri suçlandı. Şu anda şehrin hemen dışında bir konakta yaşıyor. Şimdi bak, baktığınızda alt sıranın yerinde, yani tabii ki öyle yapabiliriz. Mesela bence tam bu adam kötü. Anladın mı? Bu adam sahtekar bir adammış. Ölsün. Tamam bak, bu ölecek. Ver amına koyayım, basıyorum ya. Oy! Çok iyi. Bak. Çok iyi oldu bu. Bak bu var ya, efsane. Bağımsız film stüdyosuna sahip olma hayaliyle büyüdü. Ve bunu henüz 23 yaşındayken bir ortakıyla başardı. Bu küçük fırsatı geçtiğimiz 20 yılda dünyanın en geniş kapsamlı sahasına... Ne diyorsunuz peki buna? Artılar gitmedi, artılar duruyor.
Bunlar nasıl üst sıra kanka, böyle dalga mı geçiyorsunuz? Alt sıra bu. Ya arkan sıra, yemin ediyorum bazen benim geri zekalı olduğumu düşündürüyorsunuz ha. Ulan alt sıra bu. Üst alt sıra, bir dakika lan, tamam. Alt sırayı ayırıyorum şöyle. Tamam. Üst sıraya bakacağım. Cafer. Aa Cafer. Onun o uğradığını, vay piç vay. Yer değiştiriyoruz. Bak. Şerefsiz. Orospu. Dur bir dakika. Şu an artı kazandırdık. Bekle. Çok onurlu birisi. Bir konakta vali olarak çalışıyor ve gereksiz olarak yönlenecek hiçbir harekete bulunmadı. Onun katil olması imkansız olmasına rağmen bir keresinde korkunç cinayetin şüphelisiydi. Cafer'i öldürünce artı verdi. Bak bu adam çok onurlu. Bir konakta vali olarak çalışıyor ve gereksiz olarak yorumlanabilecek hiçbir harekette bulunmadığı için diğer tüm işler tarafından takdir ediliyor. Onun katil olması imkansız. Olmasına rağmen bir keresinde korkunç bir cinayet şüphelisiydi. Bence bunu öldürmememiz lazım. Ne diyorsunuz? Bu bağışlansın bence. Cafer karısını şey dövüyormuş. Bu yaşamalı. Deniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi. Çok iyi seçtik aga. 3 kişi. 2 kişi daha öldüreceğiz. Yer değiştireceğim. Seni öldürdüm piç kurusu. Öldürdük. Bunu öldür. Okumadım ama yani ben okudum. Bunu öldürdüm var ya, piç kurusu. Stephen işi gücü istatistikler. Birkaç şirkette istatistik danışman olarak çalışıyor. Üniversitede dersler veriyor. Ne zaman sarhoş olsa pi değerinin yanlış kullanımı hakkında atıp tutmaya başlıyor. Yaşayabilir ya bence bu. Aga iyiyiz bu arada. Bu arada iyiyiz. İyi gidiyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Moha 20 yıldır silah savunma sistemleri şirket için çalışıyor. Ülkeyi güvenli tutmak için yeni silah pilotlarını alıyor. Silahlarınızı modern bir sonucu alıyor. Bu durumda sıkıntı. Tamam. Yaşa. Abi, burada ne yaptık? Sıçtık, batırdık ya. Yaşa amına koyayım sen de. Amına koydum ya. Yemin ediyorum sıçtım ya. Uykum geldi benim. Abi çok iyi gidiyorduk ya. Merhaba. Deathspawn, I have been ruminating on them. Why do they exist? Their presence still seems Belki o bizim unfair. kararımız değil. Belki de We do çarklar still düşecek kontrol hold ailesi. some Dürüst olmak gerekirse control bunların hepsi beni over those aşar. evil. Bu fikrin beni aşar aga. Never mind my ramblings. Sadakatini I acknowledge your tahsis. patience. I am all Seni ears, dinliyorum Grim. ölüm. Bunun çok tek yönlü olduğunu düşünüyor musun? Adil görünmüyor çünkü aslında hiçbir ajansı ney? Such is the nature of loyalty. Neredeyse hiç, sadece kibirlisin. Amına Ha! koyayım. Grand! A reaper demand. Ne yazık ki Unfortunately, yalnızca you onunla will just yaşamak have zorunda to kalacaksınım. Gördün live mü ne with yaptığımı? it. Well, Evet, I konuşmanı takdir appreciated the ettim. İyi discourse. geceler. Good night. Oh, right. Slipped my Evet, mind. It önemli seems tabii you ki de. marked the proper amount of profiles. Now depart. I have Evet things to abi, bir şey conquer. söyleyeceğim. Biz kaos yarattıkça bu pezevengin hoşuna gidiyor. Biz kaos yaratıyoruz, bu keyif alıyor. Biz kaos yaratıyoruz, bu keyif alıyor. Ya çok iyi gidiyordum ya. Silah da bu, çok bozdum ya. Aynada bir şey yok ya. Aynada şey oluyor. Hey there. Aa What you çıktı. up Ne? to? Katil dedi bize. Sure you are. Siktir lan, katil The değilim ben. suffering. Yeah. Starting to look a bit grim, ain't it? I guess that's already in the name. Kardeşim ben zaten Grim evet ölüm meleğiyim. Reaper.
8. Of course not. Evet. You're pure and clean. Sanki yaşam ve ölüm doğrudan seni kontrol edilmiş gibi. No wonder fate picked you for the crafting pot. Seni yarattım kazanı için se... Ne? Neyse, kıyafet değiştireceğim. Bugün iyilik meleği olacağım. Son. Paramı da azalttı yavşak. 500 veriyordu, 400'e çekti. Her iki profilden biri ölmeli. O ne demek la? Her iki profilden biri ölmeli. Yani bir iyi bir kötü mü ölmesi? Dünya yanarken kombin yapıyoruz işte, yani ne yapacağız? Hayat çok da tahmin edilebilir gibi tahmin edilebilir olmamalı değil mi? Ara sıra birazcık değişimden dönüşten ayarlanabiliriz ve tam da bunun için... Okey. Gunther meraklı doğası ve mesleği nedeniyle çoğu zaman kendini tehlikeli durumlarda bulur. Riskli yaşam seçimleri nedeniyle bir aile kurma şansı bulamamıştı. Ama işin sonunda bir yuva kurmayı planlıyor. Şu anda gizli görevde küçük bir uyuşturucu baronu için çalıştırıyor. Yozlaşmış polisi ifşa etmeye çalışıyor. Şimdi bak, uyuşturucu ya çeviride belki hata olabilir. Ya burada şey diyor, bir tane iyi bir tane kötü öldür diyor ama biz şöyle yapacağız. İyileri yaşatacağız, kötüleri öldüreceğiz. Şimdi bu adam uyuşturucu baronu için çalışıyor. Polisi ifşa etmeye çalışıyor. Ama uyuşturucu baronu da kötü. Yani yozlaşmış, bence kötü lan bu. Manyak mısınız? Bak diyor ki, şu anda gizli görevde, gazeteciymiş bu adam. Küçük bir uyuşturucu baronu için çalışıyor. Yani baron için çalışıyor arkadaşlar. Öyle mi diyorsunuz? Deneyelim. Tamam, yaşasın. Sizi seçiyorum. Helal size. Beynim durmuş benim. Tamam, güzel. Kotardık burayı. Şimdi. Süpermarket kasiyeri. Tamam mı? Rotenness şeyse. Tam zamanlı bir kasiyer. Ve bu yorucu işi çelik bir irade ile benimsiyor. Umutsuzluktaki ışığı uzay keşfidir. Loren uzaya yönelik her eylemi destekliyor ve hatta bir gün bu dava hakkında bu davaya katkıda bulunma umuduyla topluluk kolejinde kozmoastronomi dersleri alıyor. Yani bu bence iyi birisi. Yani bilim adına çalışmak istiyor. Ne diyorsunuz? Bu yaşayacak. Yani sonuçta bu. Başlayalım bunu. Bir sikime yaramadı aman oğlum. Neyse. İyi soydum. Oo. Elyonacığım 35 yaşındaymış. Eleştirmenlerce beğenilen film. Elyona orman bir yerde doğdu ve vahşi doğada büyüdü. Pardon. Efendim. İyiyim. Yayın. Pardon kardeşim, artık kusura bakmayın. Buna bir ilham ver. Şimdi dünyada olacak. Yaşasın. Tam yaşasın diyorsunuz. Bağışladık. Nötr. Bir sikime yaramadı bunun. Ay, iyice sövmeye başladım. Neyse. 19 yaşında stajyer. Büyük bir yayıncılık şirketinde staj bulduktan sonra hayalinin gerçekleştiğini düşündü. Ancak hem işini hem de bazen kaba bazen kayıtsız patronu sevmedandı. Artık iş yerinde zamanlı müdüre şakalar yaparak geçiriyor. Yani ne bu? Anlamadım ben bunu. Yaşasın mı ölsün mü? Beynim yetmedi buna. Müdürüne yalakalık yapıyormuş aslında. Dövüyorum zaten, sıkıntı yok. İşinden bıkmış bir genç. Vicdan mı gocunuyor? Ölsün yalak bu. Bence nötr o. Öldürürsek batır...
Nötr, bir işe yaramadı bu aynı. Dediğiniz gibi nötrmüş. Varlıklı orta sınıf için bir dadı olmak, bunun için Kozmopolis'e başka bir yıllık sözleşmeyle geldi. Bu dadıymış, tamam mı? Bunu yeniden inşa dönemindeki avantajlarından iyi bir maaşla kaçmak için iyi bir yol olarak... İnşa... Ne diyorsunuz buna? Bu da nötr bence. Yani öldürürsek sıkıntı, yaşatırsak yani... Bunu da yaşatalım, bağışlayayım mı o zaman? Aynen, nötr bu da. Arkeolog, yasal araştırmacı veya açgözlü mezar yağmacısı. Bu ünlü arkeolog söz konusu olduğunda fikir birliğine varılmadı. Son 5 yıldır falan bölgede için eserler kazıyor. Oo, bu öldür. Kanka bu da nötr oldu. Ekstra bir yer yaktık galiba. Okey. Teorik aracı, yarış araba sürücü Miguel. Her zaman bir aracı olmanın hayalini kurmuştur. Ancak bazı nedenler dolayı belki de keskin nesnelerden korktuğu için gerçek tutkusunun peşinden hiç gitmemiştir. Bu onun çok başarılı bir, ne yazık ki nefret ettiği bir meslek olan yarış araba sürücüsünün tek isteği arılarla sessiz yaşamak. Abi bu da nötr bence. Bağışla bakayım. Bak bu da nötr, bu da bir boka yaramadı. Milton çok usta bir lojistik koordinatörü. İşteki takma adı Cillop Operatör. Ayrıca bu becerinin iki yan... Karısını aldatıyor. Karısını aldatıyor arkadaşlar. Bu yavşak karısını aldı. Yansın lan dünya! Konuş lan. Konuş lan. Grim, ölüm hoş geldi. Sana yazar olma fikrimden bahsettim, hatırlıyorum. Ya sen nesin ya? Kulağım dört açtım. Evet. Gerçekten kendimi yüce sanatkarlık yoluna koymaya karar verdim. En şanlı, her şey açıklayacak bir roman yazacağım. Evet, her şeyi. Güzel, okuyabilir miyim? Elbette, bittiği zaman. İlk baskının ilk kopyasının alıcısı sen olacaksın. Neyse, halletmemiz gereken bazı resmi işlerimiz var. Profillerin bıkkınlığı. Ne yazık ki gerekenden daha üzerim işaretledin, evet. Kınama not edilecektir. Dikkatini elindeki görevlerden başkanı içerimize izin verme, özenliyor. Şimdi sana veda ediyorum. Tüm zamanların en büyük... Ya, sapık herif, para ver, para vereceksin mi? Ya para vermiyor oğlum. Kıyafet değiştirelim. Fener... Onu çok iyi la. Oy. Sonbahar. Sonbahar kış kreasyonu yaptım bugün kendime. Para da vermedi ya. Ne diyorsunuz? Saat 12.30. Bence okey. Yani devam ederiz istiyorsanız. Sonra. Ama bu oyunu düzgün bir şekilde bitirmek istiyorum ben. Gider bir el daha. Saat 12.30 oldu. Bence yeter. Takvim mi alayım? Alayım. Paramız var mı? Yor odunu bu ne? Ha, kabakmış. Bir kez seçimlerini yaptıktan sonra tekrar gözden geçirirken aksi halde pek bir şey göstermez. Çünkü işler böyle yürür. Bunu alalım mı? Ne diyorsunuz? Cehennem aydınlatıcısı. Bu ne işe yarıyor bilen var mı? Aldım. The base, the marble plate of yours. The arms melted. A socket. Uyuma başlayıp gezenin kabuğunu. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bir kere de bunu denemek için. Tamam mı? Bir tur daha oynayacağım. Sonra uyuyacağım. Bu ne lan? Pax'ta en son gelen 3 insan ölmek zorunda. Pax'ta en son... Tamam. Size bir şey söyleyeceğim. Dur. Taktiği anladım. Şimdi bak. Pax'ta gelen en...
Charamon'un en üç, son üç kişisine. Üç kişi öldürelim. Ama nötr olanları da öldürelim. Tamam mı? Şimdi bazıları nötr ya. Hani yaşasın diyoruz ya. Onları da şey yapalım. Beyzacığım hoş geldin. Adamın da gönlünü yapalım. Biz de şey yapalım. Bak iyiyiz. Ananı sikeyim. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne lan? Hepsinde aynı şey var. Canım bir kapatır mısın şunu? Verimli bir tedarik zincir Lewis'in çekirdeğidir ve detay odaklı olan Zarstur tam olarak bu tür boru hatlarını optimize etmekte uzmandır. Ayrıca ne yazık ki bundan aşırı derecede gurur duyuyor. Bu da bu adam kötü mü iyi mi anlamadım. Göt delik borusu ne ya? Ne biçim lan o? Nötr mü diyorsunuz? İlaca bağımlı. Kurtaralım mı bunu? Bunu öldüreyim mi be? Işığı açınca ne olduğunu anlamadım ki. Aa, lan. Aa, artı çıktı. Öldürek mi bunu bir? Bağışlayamıyorum. Anlamadım lan. Artı çıktı ama. Tamam. Işığı kapat. Kyle kampanyasının başarısını artırmak için tarafsız partinin potansiyel başkan adaylarına yalnızca en iyi tavsiyeleri verebileceğine inanıyor. Şimdiye kadar birlikte çalışma herkesin çöküldü ve yandığı için. Bu adam kötü. Işığı tut, artı olanı seç. Görünmüyor ki. Hepsinde aynı şeyler yazıyor. Ben de hiçbir şey anlamadım. Ne yapalım bunu sizce? Olmuyor, olmuyor. Ölmeli mi diyorsun? Gel bakayım. Evet, öldü. Nice. Ha, iki artı verdi. Bak. Bunda bir artı bir eksi verdi. Bunda iki artı verdi. Bir sikime yaramam ama ışık bu arada haberiniz olsun. Kendince bir kimyager olan Jack mutfağında yeni bir ilaç tarifi yaratmayı sever. Jack'in son çalışması Zarstruk'ta uyarıcı madde karışımı. Bir şey diyeceğim bu kötü şeyler yapıyor ha. Maddeci. Ne diyorsunuz? Kötü mü? Tilgi mi? Öldürüyorum bunu. Torbacı bu öldürme. Mustafa ne diyorsun? Lan bir dakika. Tilgi alınca silip bir daha mı yapabiliyoruz? İllüstratör. Langsam animasyon endüstride çalışıyordu. Ancak uzun çalışma saatleriyle giderek yoruldu ve streslendi. Bugünlerde serbest meslek erbabı kendini küçük sanat stüdyosu işletiyor ve işletmeler sadece genel tatlarından komisyon alıyor. Yani bu yaşayabilir ya ne diyorsunuz? Bence yaşayabilir bu. Okey ederseniz yaşatacağım bunu. Şeye bakın. Bekle. Be. Nötr değilmiş aga. Hem de çok iyiymiş bu. Tamam. Çiftçi Mucit. Ahmat bulduğunda yetin sözünü hiç sevmemiştir. Bulduğunda yetin sözünü sevmemiştir. Her zaman daha yükseği ve daha iyi hedefler.
Mahsulleri daha verimli hale getirebilmek için farklı alanlarda deneyler yapar. Bu adam bence yaşamalı. Ne diyorsunuz? Okey mi? Aşk gözlü mü? İyi biri lan bu. Kötü mü lan bu yoksa bağışlayacağım. Ananı sikeyim. Nasıl ya? Yaşa öldü lan yararlı. Kötüymüş oğlum. Bizim iyi kötü algımız sıkıntılı bence. Elias lezzetli kızarmış tavuk yemediği zaman çok ve hızlı konuşuyor. Çoğunlukla çılgınca uygunsuz anlarda aniden şarkı söylemeye başlama eğilimi var. TV'de senarist olarak çalışıyor. Yeni bir çocuk kitabı yayınladı ve kötü filmler hakkında bir podcast'in üyesidir. Yaşasın mı ölsün mü seçin. Son 3 kişi ölmeli. Hayır kardeşim ben karar veriyorum buna. Ben ölümüm ben karar veriyorum. Agresifleşiyormuş ha. Yaşamalı, yaşasın. Bağımlı, öldür. Mustafa sana hiç güvenmiyorum bu arada ya. Oylama açıyorum arkadaşlar. Elias yaşasın mı ölsün mü? Ünlem öl, ünlem yaşa. Buyurun. Evet, Mustafa'ya güvenemedim ben. Chat yaşasın seçti. Ben chat'ime güveniyorum. Ve bağışlıyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum siz küçük Azolar harikasınız ya. Siz Azolar muazzamsınız. Mustafa ne diyorsa tersi yaparsak olacak. Janitor, kimmiş bir Brian? Yaprakları tırmıklamak zordur. Onları bir yaprak üflecisi üflemek çok daha eğlenceli. Bu yüzden Brian sabah altta başlayarak bir yaprak üflecisiyle yapraklar... Vay pezevenk vay. Kötü bir adam bu. Ne diyorsunuz? Makinenin yaydığı kötü şey umurunda değilmiş. Ölsün mü? Açtım oylamayı. Kötü şey yata... Oğlum niye bu kadar böyle başladı lan? Ölsün mü? Ölsün. Okey. Siz muazzam insanlarsınız. Siz var ya dünyayı daha güzel... Bu dünyayı sizinle beraber daha güzel bir yer yapacağız. Nerede lan bu karı? Karı dedik ayıp ya. Ey kader biz Brent, geldik. why are you here? Ne demek neden buradasın? Mal mısın? Oh, right. The daily. I Devam see edelim. more profiles than Gerekenden fazla required. profil görüyorum. Kötü iş That, sanırım. yes, that should suffice. Birkaç But soru soracağım sana. your Hayır, soru questions, soracağım. Grim. Perhaps your questions will assist me. Sence ölmek nasıl bir şey No kanka? idea. Fikrim yok. Our Ölümsüzlüğümüz bizi böyle immortality bir bilgide precludes us from alıkoyuyor. such knowledge. Biz ölümsüz müyüz? Para da Yet, vermiyor. I Yine de imagine bunun it would hoş bir be yayın olacağını hayal ediyorum. a pleasant Ama relief. ya ölüm son derece kötü ve In tatsızsa, that case, at least bu one durumda only en dies azından biri once. yalnızca bir kez ölür. But Ama more daha büyük likely, olasılıkla ölüm death is hiçlikten just başka bir şey değil. and nothing, Ve hiçlik, being hiçlik nothing, olmanın has no doğasında inherent hiçbir positive olumlu ya da or olumsuz negative etkisi any yoktur. other question, Başka soru, ölümden sonra yaşam not var in the mı? sense that humans consider İnsanların it, düşündüğü anlamda no. tövbe ya Rabbim ya. Huzurla anıtılmış bir cennet yok Hardly. mu? Zorlukla. Any other questions? Ölümlerin ölüme doğru dürtü. Because they Aslan. seem to find themselves in life-threatening Kendilerini yaşamını tehdit eden situations durumlarda all sürekli the buldukları time. için mi? Buna benzer bir şey, evet. Life is unpredictable Hayat and tahmin lacks edilemez ve innate özünden meaning. gelen bir anlamı I yoktur. imagine it is up Hayatlarını to them anlamlı to make kılmanın their onlara lives bağlı olduğunu meaningful, düşünüyorum. Devam even et. if it sometimes ends up Bazen sonu ölümcül olsa being bile. fatal. Yani Any adam... other questions? Aslında bir şey Rat, yok, yeter, kafam goodbye Grim. karıştı. The muse beckons. Allah Allah. Peki size bir şey söyleyeyim. Lan para amına koydum. Şu niye yok? Bugünü de bitirelim. Bence artık yatmaya gidelim.
çok seviyorum. İyi geceler diliyorum. Bay bay.